Günaydın öncelikle değerli katılımcılar, salondaki ve Zoom ortamından katılan katılımcılara panelimize hoş geldiniz diyerek ben paneli açmış olayım. Öncelikle çok heyecanlıyım. Neden? Böyle bir konuda bir panelde sizler gibi değerli katılımcılar ve çok değerli panelistlerle beraber olmak beni bir parça heyecanlandırıyor. Şimdi çok da vakit kaybetmeden hemen bir parça panelimizin genel içeriğinden bahsederek hemen tartışma ortamını açalım, kazanımlarımızı alalım. Panelimiz ismi tabii DASK paneli. Teşekkür ediyoruz DASK'a öncelikle. Ve mütakiben iklim değişikliğine bağlı afetlerden bir parça bahsedeceğiz. Burada sel, taşkın, heyelan ve özellikle son yıllarda taşkınlarla beraber belki orman yangınları da bu hususta kritik. Ve bir parça özelde de bu afetlerin, iklim değişikliğine bağlı afetlerin sigortalanmasına ilişkin, bu afetlere ilişkin risklerin sigortalanmasına ilişkin karmaşık problemler üzerinde bir parça. Tabii bu çok sınırlı süre içerisinde belki değinme, belki gündeme getirme, belki bir parça tartışma imkanımız olacak. Üç aşamada yürüteceğiz panelimizi. Birinci aşamada sözünü etmiş olduğum doğal tehlikelere ilişkin tehlike ve risk analizi için genel yaklaşımları değerlendireceğiz bir parça. Hocalarımız bu konuda bizi bilgilendirecek. Mütakiben yine birinci bölümde özellikle DASK'ın söz konusu afet risklerinin sigortalanmasına ilişkin beklentileri neler? Yani daha doğrusu tehlike ve risk analizlerinden beklentileri neler? Bunu bir parça anlamaya çalışacağız. Daha sonra tabii yine ortalama yıllık kayıp oranları diye bizim hani sahbirim belki daha doğrudur. Bu parametrelerin hani bu tehlikeler için nasıl tanımlanabileceğine ilişkin veya bu primin belirlenmesi sürecindeki belirsizliklerin değerlendirilmesindeki kritik parametreler neler, kritik hususlar neler? Bunları biraz gündeme getirme şansımız olacak ve tartışma şansımız olacak. Yine aynı ikinci bölüm içerisinde tabii ki söz konusu modellerin, analizlerin ve bu analizler ve modeller üzerine kurulan sigortalama sürecinin, sektörünün, modellerin güncellenmesine bağlı olarak sigorta sürecinin de güncellenmesi ayrı bir problem olduğu için bir güncelleme ve revizyonun özellikle tehlike ve risk analizlerinde DASK'ın sigorta primlerinin belirlenme sürecindeki beklentisi nedir? Yani bu güncelleme ve revizyon DASK'ı nasıl etkileyecek? Bunu bir anlamaya çalışacağız. Son olarak da üçüncü bölümde mesleki uygulama ve kalite yönetimi açısından en nihayetinde bu tehlike ve risk analizleri meslek profesyonelleri tarafından gerçekleştirilmekte. Mesleki uygulama ve kalite yönetimi açısından profesyonellerin sorumlulukları nedir? Nitelikleri nedir? Sorumlulukları nedir? Bunları bir parça gündeme getireceğiz. Son söz olarak yine DASK'dan bir beklentimiz var. Musa Bey belki son söz olarak söz konusu afetlere ilişkin riskler sigortalanabilir mi? Bu kadar bir tartışmanın üzerinde hani böyle bir son söz nasıl söylenebilir? Bunu bir parça konuşma şansımız olacak. Toplam süremiz 1,5 saat. Buradaki tartışma süremiz. Mütakiben çok da beni yine heyecanlandıran Hakan Tanyaş hocamızı sağ olsun bizi kırmadı. Hollanda'dan geldi. TÜBİTAK desteğini getirme şansımız oldu kongre kapsamında. Kendisinden ufak bir çağrı konuşmalar rica ettik. Yine doğrudan bu sigortacılık süreçleriyle alakalı bu tehlike ve risk analizlerinin günümüzdeki durumu ve geleceği hakkında kısa bir konuşması da olacak. Biz panelimizi 1,5 saat sonra kapattıktan sonra sürecimizi böyle toparlayacağız. Ben şimdi sözü de fazla uzatmadan hemen tehlike ve risk analizlerine ilişkin genel yaklaşımlar açısından sözü Zoom bağlantısıyla katılma şansı bulan Derya Deniz hocamıza sözü vermek istiyorum. Hocam, sel ve taşkın tehlike ve analizleri, risk analizleri için genel yaklaşımları sizden bir parça dinleyelim. Lütfen. Merhabalar Erkan hocam. Evet. Duyabiliyorsunuz evet. Değil mi? Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Şahsen fiziksel olarak orada bulunmak arzulardım ama ardarda olan konferanslar ve proje
teslim nedenleriyle, yoğunluğun nedeniyle gelemedim. Özür diliyorum. Ama çok teşekkürler davetiniz için. Çok önemli bir husus. Böyle bir panelde yer aldığım için çok mutluyum. Öncelikle ben kısaca kendimi tanıtayım. Özel Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, doktor öğretim üyesiyim. Yurt dışında master ve doktoradan sonra üniversite Illinois'de Özyeğin'e döndüm. 5 sene önce Özyeğin'e geldim ve afetler üzerine, depremler ve seller üzerine çalışmaktayım. Bunlarla ilgili projeler, danışmanlıklar da yürütüyorum. Peki ben bir başlangıç yapayım. Sel ve taşkınlarla ilgili. Tabii bir aslında bir resim vardı size gönderdim. Bilimle paylaşmazlar siz yoksa ben sizinle paylaşırsınız. O yüzden gidersek daha hoş buradan olur. Buradan da paylaşabiliriz. Deniz Hoca. Birinci slide. Ben mi paylaşayım? Nasıl? Ben? Bir saniye paylaşıyor olacağım. Ha. Paylaşıyor musunuz? Evet. Hocam siz paylaşırsanız daha iyi olacak sanki. Evet. Tamam ben paylaşayım hemen. Peki, bir sorun değil. Paylaşabiliyorsam eğer. Görebiliyor musunuz ekranımı? Görüyorsunuz diye düşünüyorum değil mi? Arkadaşım. Peki, şu an bizim sellerin sayısını görüyorsunuz. Türkiye'deki seller ve taşkınların sayısını gösteren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 2021 datasını, 2010-2021 arası yıllar için indirer bazında sellerin oluşma sayısını görüyoruz. Bunu göstermemin temel nedeni aslında sellerin hani, Türkiye için önemli olduğunu ve gündemde çıkan haberlerden de duyduğunuz üzere yani çok sık yaşandığını görüyoruz. Buradaki haritaya bakarsak eğer genel olarak aslında Doğu ve Karadeniz, Batı Karadeniz bölgesinde daha çok, daha sık seller olmakta. Ve diğer bazı illerde de tabii daha fazla sık da sellerde görülmekte. Yani selde de şöyle hiç bir tanımlamak aslında gerekir. Yani seller büyük su kütlelerinin kontrolsüz bir şekilde çukur gibi alanlarda yayılması olarak tanımlayabiliriz. Bu büyük su kütleleri, kar erimesi, aşırı yağış, belki büyük dalgalar, yani bu sebepler de olabilir. Ve taşkın aslında senin bir alt başlığı gibi de düşünebiliriz. Nehir selleri, yani nehirlerden dolayı olan sellere de, nehirlerin taşmasından dolayı da olan sellere taşkın da diyoruz. Dolayısıyla bu sel ve taşkın su basması terimlerini çok sıklıkla kullanıyoruz. Haberlerde zaten duyuyoruz. Ben tabii seller bir doğa afet olayı. Eğer bunlar cansız ya da canlı çevreye, yani etrafına zarar vermeye başlayınca doğal afet durumuna geliyor. Ve daha çok da özellikle metropol bölgelerde, mesela bu haritada İzmir, Antalya'da ve Balıkesir'de çok yaşandığını İzmir'de ve Antalya'da özellikle görüyoruz. Metropol yerlerde de tabii geçişimin az olduğu yerler, buralarda şehir selleri oluyor ve daha çok sel afetleri yaşandığını ne yazık ki görüyoruz. Bir sonraki sayfa geçebilir miyiz? Ya da ben mi pardon? Hocam siz de. Şimdi buradaki slide'da da bunu göstermenin temel nedeni meteorolojik bir afet tabii, sel afeti. Bu meteorolojik afetler arasında sadece sel de yok tabii, fırtınalar, heyelanlar, çığlar, bu tür afetler de var. Genelde üçte birini seller oluşturuyor. Bu harita, bu figür meteorolojik afetlerin her yılda oluşma sıklığını gösteriyor. Ben özellikle burada size 1990 yılına, 2000 yılına ve 2010 ve 2020 yılına bakmanızı rica edeceğim. Burada da göreceğiniz üzere afet sayıları aslında ikişer, üçer katlandığını görüyoruz. Seller dahil tüm meteorolojik afetlerin Türkiye için. Bunun temel nedenlerinden biri, evet iklim değişikliği ana temel nedenlerinden biri. Ama bunun yanı sıra nüfus yoğunluğunun fazlalaşması,
çarpı kentleşme, drenajların, kanalların altyapının yetersiz gelmesi, kapatılan dereler, bu tür sebeplerden de dolayı daha da fazla arttığını sellerin görüyoruz. Ve ben bir sonraki slide'da size göstereyim hızlıca. Sorunuz temel olarak sel risk analizi nasıl yapılıyor? Sel tehlike ve risk analizi nasıl yapılıyor? Aslında burada bu slide'ı göstermenin nedeni aşamalarını, adımlarını size anlatabilmek nedeniyleydi. Bu sadece aslında sel risk için değil, bir afetler için uyguladığımız 3 adım metodu. İlk metotta sel taşkın tehlike modelini yaparız. Bu tehlike modelinde mesela örnek olarak aşağıda resim görüyorsunuz. Su yönetiminden, genel bölümünden gelen. Su yönetimi genel bölümü 2015'te bütün Türkiye için 25 havza kapsamında su haritaları üretmeye başladı. Bunu 50 yılda bir, 100 yılda bir, 500 yılda bir olası bir senaryoya göre selleri elde ediyorlar. Ve buradaki temel amaç yayılımı ve su derinliğini elde edebilmek. Yani bir yağış olduktan sonra buradaki toprak özelliğini, geçirgenliğini, drenaj kapasitelerini vesaire bunları düşünerek bir selden sonra oluşabilecek yayılım ne kadar olur ve her bir noktadaki sel derinliği, yani suyun derinliği ne kadar olur bunu hesaplayan sel tehlike modelleri bir adımda yapıyoruz. İkinci kısımda ise servislerimizi yaparken risk altındaki canlı veya cansız çevrenin ve envanterin belirlenmesini amaçlıyoruz. Bunlar hangileri bu sel yayılımının altında, hangi binalar, hangi tarlalarda dahil, yani ilgilendiğiniz konu neyse, canlı ya da cansız, bunların envanterin belirlenmesi. Üçüncü aşamada ise zarar ve kayıp riski hesapları yapıyoruz. Bu zarar ve kayıp riski hesapları genelde ampirik ilişkilerden elde edilen bazı fonksiyonun kullanımıyla yapılıyor. Ki bu fonksiyonlar genelde su derinliğine bağlı bir zarar oranını ifade eder. Şu an Türkiye'de aslında maalesef sel modellerimiz yok. Sel kayıp modeli ve bu konuda ben öncü çalışmalara başladım. Türkiye için yapılmakta olan. Bu derinliklerin ilişkilerin elde edilmesi de önemli. Çünkü bu ilişkilerden su derinliğini haritadan okuduktan sonra zarar oranını her bir bina için yapıp toplu bir risk hesabı yapabiliriz. Bu kısaca bu şekilde ben özetlemek istedim 3 adımda servis analizini. Evet, yani temel olarak bu risk analizini yapıyoruz sizin için. Her afet için de uygulanabilir. Hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi aynı konuda yine bu sefer afet heyelan olduğu olarak değerlendirirsek aslında heyelan bir parça daha karmaşık olabiliyor. Sel ve taşkınlarla da tetiklenen heyelanlar veya aşırı yağışlarla tetiklenen heyelanlar söz konusu olduğu gibi kar erimesiyle de tetiklenen heyelanlardan bahsedebiliyoruz veya depremlerle tetiklenen heyelanlardan bahsedebiliyoruz. O nedenle ben özellikle oldukça ilgi çekici çalışmalarının olduğunu bildiğim hocamıza bunu söz vermek istiyorum. Heyelan tehlike ve risk analizleri açısından özellikle yağış ve kar erimeniyle yağışlarla tetiklenen heyelanlar açısından neler söyleyebiliriz Necan Hocam? Necan Hocam haklı mı acaba? Evet, değerli katılımcılar, herkese merhabalar. İsmim Necan Duvar. Öncelikle Hakan Hocam'a bu güzel paneli organize ettiği için teşekkür ediyorum. Kongre organizasyonu ekibine de teşekkür ediyorum. Tüm panelistlere selamlar iletiyorum buradan, katılımcılarımıza da. Bugün heyelanlar ve heyelanların yapacağı hasarlarla ilgili çok kısa bir giriş, birkaç slide göstererek başlamak istedim. Belki çok aşina olmadığımız bir durum olabilir. Acaba ekran paylaşımım geldi mi? Bir ekran paylaşımı yaptım. Ekran geldi hocam. Tamam. Çok kısaca, hani daha çok sel çok sık yaşandığı ve görüldüğü için hepimiz aşinayız biraz. Selin yol açabileceği hasarları görüyoruz, yaşıyoruz. Heyelan hasarı deyince nasıl bir şey aklınıza gelebilir? Buraya birkaç not ve birkaç fotoğraf koydum. Çeşitli etkileri olabiliyor yapılara,
Tabii ki yollara, altyapılara, bu rahatlarına, elektrik direklerine çok şey etkisi olabiliyor heyelanların. Ama burada bina üzerinde konuşursak, binaların tipine bağlı olabiliyor heyelanların yaratacağı hasar. Temel tipine bağlı olabiliyor. Temelin derinliğine, binanın bir yamaç üzerindeki lokasyonuna bağlı olabiliyor. Örneğin bir yamacın tepesinde olabilirsiniz, yamacın gövdesi üzerinde olabilirsiniz veya yamacın alt topuk kısmında yer alıyor olabilir binanız. Bu üç durum içinde farklı hasar durumları oluşabiliyor. Heyelan türüne bağlı. Şimdi selden biraz farklı olarak sel geliyor ve selin bir su seviyesi, su yüksekliğiyle ifade ettiğimiz ona bağlı hasarlardan bahsedilebiliyor. Heyelanda biraz daha heyelan çeşitlerine göre de değişiyor bu durum. Bunun için heyelan sınıflandırma sistemleri önemli. Bunları doğru tanımlamak, bunların yol açacağı hasarları ayrı ayrı irdelemek gerekiyor. Örneğin derin heyelanlar var, yağmurla oluşan sığ heyelanlar var. Örnek verirsek Rize'de çok sık duyuyoruz haberlerde aşırı bir yağış ardından moloz akması diye, akma diye tabir edeceğimiz heyelanlar olup hasarlara yol açabiliyor. Derin heyelanlar örneğin 20 metre derinliğinde bir kütlenin yavaş yavaş hareket ettiğini gözümüzde canlandıralım. Hani o da çok farklı bir mekanizma ile hareket eden ve yol açacağı hasar da farklı olan kütle hareketleri oluyor. Ayrıca heyelanın hızı da önemli oluyor. Bir çalışımda heyelan deyince gümbür gümbür aşağı inen bir kütle canlandırabiliyoruz ama bundan çok farklı olarak çok yavaş hareket eden heyelanlar da mevcut. Örneğin Türkiye'de de örnekleri var bunun. Yılda 3 santim, 5 santim hareket eden, yıllardır hareket eden ve devamlı onarımlar yapılan yavaş heyelanlar da mevcut. Bu gibi faktörler önemli oluyor oluşacak hasar etkisini belirlerken. Heyelanın boyutları, bahsettiğimiz heyelan böyle bir evin arkasında bir kütle kaydığını düşünelim. İşte 50'ye 100 metre boyutlarında mı yoksa 500'e 800 metre boyutlarında mı alansal olarak? Bunların yapacağı etkiler tabii ki farklı oluyor. Derinliği önemli oluyor heyelanların. Bu tür çeşitli faktörlere göre hasarı değerlendirebiliyoruz. Bu nedenle biraz daha karışık bunun yol açacağı hasarları çok kolaylıkla seçemeyebiliyoruz. Birkaç örnek koymak istedim. Bu Devrek Zonguldak'ta 2015 yılında olan bir heyelan. Belki haberlerde duyan ya da orada yaşayanlar varsa hatırlarlar. Yukarıdan, yamaç yukarısından bir kütle hareketi sonrası. Bilmiyorum binaların üstünde işaret görünüyor mu, siz yerinde görebiliyorsa. Bazı binalar tamamen yıkıldı, bazı binalar ağır hasar gördü ve yıkılması gerekti bizler tarafından. Bazı binalar yan yaptı, bazı çok az hasar gördü ve benzeri bunların hasar sınıflarını heyelan hareketiyle ilişkilendirmek söz konusu. Yine Devrek'ten, burada belki Türkiye'deki önemli örneklerden birisi, bir heyelan bir binayı yıkabilir mi? Yani yapısal hasar verebilir mi? Verebilir gerçekten. Sadece böyle duvar çatlaması falan değil, bir kolonu kırıp binanın yapısal olarak stabilitesini bozduğu durumlar olabiliyor heyelan kütlelerinin. Veya buradaki örnekte gördüğümüz yine Devrek'ten, iki birbirine yapışık olan bina kısmını birbirinden ayıracak kadar, burada gördüğümüz 30 santim, 50 santim ayrılmış iki bina birbirinden hareket etmiş. Şimdi bunların hasarını nasıl tanımlayacağız, nasıl sigortalayıp nasıl ödememiz gerekecek bu tür hasarları gibi. Birkaç örnek daha verip bitireyim. Bu da Ankara'da bir heyelan alanından bir görüntü. Burada da örneğin şu gördüğünüz ekran görüntüsünde de binanın giriş kotu yukarı bir kotta, binanın arka tarafı aşağı kotta oluyor. Burada bir kırmızı okla görülen alanda heyelan hareketi nedeniyle bina yıkılmadı. Binanın yapısal olarak bir sıkıntısı yok. İşte insanlar girip çıkabiliyor vesaire ama ciddi bir zemin hareketi, düşey yatay hareketler söz konusu ve bunun yol açtığı çevredeki oturmaları görebiliyoruz, deformasyonları görebiliyoruz. Yine binanın girişinde oluşan deformasyonlar gibi. Ben sunum paylaşımı durdurayım ama bu konuda birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim tabii bu çalışmalarda kullanacağımız önemli veri kaynakları var. Nedir bunlar? Öncelikle bir heyelan envanterine ihtiyacımız oluyor. Heyelan envanteri dediğimiz şey nedir? Geçmişte olan heyelanların harita üstünde, örneğin coğrafya bilgi sistemlerinde kayıtlarına tutulması. Bunun ne kadar detaylı tutulduğu çok önemli. Çünkü bütün boyutları, özellikleriyle ne zaman olduğu, tetikleyen etken ne olduğu gibi çok çeşitli faktörleri de göz önüne alarak
bir envanter oluşturmanız gerekiyor. Ve bunu çok zamanlı, yani sadece bir kere bir DLA kaydı değil de tekrarlı olarak tutulması önemli. Heyelden envanterinden sonra risk değerlendirmesinde kullandığımız bir diğer unsur duyarlılık haritaları. Heyelden duyarlılık haritalarında da çeşitli yöntemler mevcut dünyada da ülkemizde de kullanılan. AFAD'ın da bu yönde bazı önerdiği yöntemler ve hazırladığı kitapçıklar var. O yüzden AFAD'a da teşekkür ediyoruz bu çalışmaları için. Nihayetinde bizim oluşturmak istediğimiz şey bu heyelanların yol açabileceği hasarı belirlerken bir takım risk altındaki elemanları tariflememiz gerekiyor. Bir bölgede bir heyelan olma olasılığı nedir? Sıklığı, tekrarlama periyodu nedir bir heyelanın? Bunun yol açabileceği bir durum sonrasında risk altında ne tür elemanlar var? Onların özellikleri nedir ve onlarda ne tür hasarlar olması beklenir? Hasar görebilirlik eğrileri dediğimiz eğriler gerekiyor. Birçok konuda Türkiye'de bir takım verilerimiz var kullanabileceğimiz. Ama bazı açılardan da elimizde yeterli veri olmuyor. Özellikle envanterin detaylandırılmasından başlayarak. Ayrıca Türkiye'deki bina tipleri için örneğin betonarme çerçeve dediğimiz çoğunluğun oturduğu binalar için nasıl bir kütle şey düşünelim gözümüzde yine bir moloz akması olsun. İşte 3 metrelik bir moloz aktı geldi ve binamızın arkasına birikti, binamızı itiyor. Böyle bir hasar durumunda, böyle bir heyelan durumunda ne tür bir hasar oluşacak? Buna kıyasla derin yavaş bir heyelan yol açacağı, duvar çatlamaları vesaire gibi hasar durumlarında bunları sınıflandırmak, heyelanlarla ilişkilendirmek ve hasar görebilirlik eğrilerini oluşturmak gerekiyor. Bunlara yönelik çalışmalarda daha fazla ilerleme kat etmemiz gerekiyor Türkiye'de. Şimdilik ben de böyle bir giriş yapmış olayım. Sorularla yaparsanızın konuşmalarıyla devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Yine dediğim gibi heyelanlar yağış ve kar erimesi takibinde aslında ayrıca depremlerle de ciddi heyelanlarımız var. Ve Hakan Tanyaş hocanın da bu konuda ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Kendisine soralım. Depremlerle tetiklenen heyelan tehlike ve risk analizi için ne söyleyebileceksiniz hocam? Teşekkür ederim. Tanyaş hocam, Tanyaş. Can Hoca'nın da söylediği gibi yağışlar zaten çokça tanımadı ve yağışlarla birlikte belki deprem heyelanın sevdiği faktörler arasında en çok belki de gördüğümüz ve kayıplar açısından baktığımız zaman da en zarar verici, en çok canımızı yakan tetikleyici faktörlerden. Burada gördüğünüz fotoğraf 2008'den şu an depremi sonrası Bichuan'dan bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi şehir aslında tamamen neredeyse bu heyelan kütleleriyle örtülmüş durumda. Çok büyük bir deprem, yaklaşık 240 kilometre boyunca bir yüzey kırığı yaratan, 150 milyar dolar kadar bir maddi hasara neden oluyor. İşte 87 bin civarında insan hayatını kaybediyor ve 5 milyon kişi de yaklaşık yani yerinden yurdundan oluyor. Peki bunda ne kadarı depremin, ne kadarı heyelanın katkısıyla oluyor? Bu çok muallak bir aslında mesele. Çünkü sonuçta bu depremin tetiklediği heyelanlardan bahsederken bu ikincil bir afet aslında. Dolayısıyla eş zamanlı gerçekleşiyor ve yani katkılarını değerlendirebilmek oldukça güç. Tolga Hoca'yla da yine konuşuyorduk bu sabah. Yani %30-%40 arası gibi şeyler var, kestirimler var. Örneğin ben şu an depremindeki hasarda heyelanların rolü açısından, yani ne kadarı heyelanlarla ilişkili, böyle tahminler var ama gerçekten kestirimi zor. Şimdi ben kısaca bir tarihsel olarak nasıl bir kestirim modelleri yapılıyor, nerelerde dönüm noktaları olmuş, onun üzerinden gideceğim. Çok da kendi rolümden çalmadan, çünkü sonrasında benim kısa bir sunumum olacak. O yüzden kısaca geçeceğim. Hocalarıma da daha çok zaman ayırabiliriz diye umuyorum. Bir sonraki slayda geçebilir miyiz? Şimdi bu slaytta bir aslında kronolojik bir özeti var. Ne olup bittiğinin. Alt tarafta gördüğünüz
Nejan Hoca'nın da bahsettiği heyelan envanterlerindeki artışı görüyorsunuz. Yıllara bağlı olarak işte 2018'e, 2019'a kadar işi bir şey basarak. 2018'e kadar nasıl heyelan envanterlerin sayısının arttığını görüyoruz. Yukarıda da modelleme anlamında o noktalar işte toplam kaç model geliştirmişiz. Bunlar global ölçekli modeller. Yani burada ben sadece global ölçekli modelleri koydum. Küçük havza bazlı, fiziksel temelli başka modeller vardır. Bir özet. Ve burada birkaç tane kırılma noktası var. Bunlar benim kendimce değerlendirdiğim noktalar. Depremler yani. 1994 Northridge depremi çok önemli bence. Sonuçları açısından Los Angeles'ta oluyor. Ve sonrasında yani ilk defa aslında hem çok detaylı jeoteknik verinin olduğu araziyi yamaçlara ilişkin hem de sismik verinin olduğu bir deprem. Dolayısıyla sonrasında ilk defa aslında biz böyle bölgesel ölçekli bir modelleme çalışmasının yapılabildiğini görüyoruz ve USGS Amerika'da bundan çok büyük bir aslında ders çıkarıyor. Ve diyorlar ki biz bu sismik hatları, ölçüm istasyonlarımızı genişletelim ve daha sonrasında aslında shake map sistemini üreteceğiz, kuruyor ve bugün aslında herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde deprem olduğu zaman eğer 5.5'in üzerindeyse bu depremlere ilişkin bu yer sarsıntı parametrelerini üreterek herkese paylaşıyor. Dolayısıyla bu bizim bugün de heyelan kestirim modelleri yaparken depremle ilişkin kullandığımız çok önemli bir veri. Bir sonraki belki bir sonraki kırılma noktası belki Wenchuan. 2008 Wenchuan. Bu da çok önemli çünkü 2008 Wenchuan'a kadar artık bu arada birkaç işte heyelan dijital envanterlerimizde bir artış oluyor. Dediğim gibi az önce ilk slide'da gösterdiğim gibi çok böyle bütün bilim dünyasının ilgisini üzerine çeken bir deprem. Yaklaşık sanırım 6.000-7.000 tane makale sırf Wenchuan'la ilişkili yayınlanmış durumda, belki haddinden de fazla. Wenchuan'dan sonra ilk defa aslında global ölçekli heyelan kestirim modelleri öneriliyor. Gerçek zamanlı. Yaklaşık gerçek zamanlı diyelim. Yani USGS shake map sistemi bize o parametreleri verir vermez. Diyorlar ki biz artık bu birkaç tane envanterden öğrendiklerimizde kestirim yapabiliriz diyorlar. Sonraki aşama 2015 Gorka. Nepal depremi. Bunun arkasından çok ilginç bir bence depremdi. Bir hafta içerisinde dünyanın her tarafından herkesin heyelanları haritalayabileceği böyle bir online platform üzerinden ortaklaşa bir kolektif irade gösterildi ve herkes, isteyen herkes oturdu o heyelanları çizdi vesaire ve belki ilk haftası sonrasında 2008 Wenchuan'dan vesaireden öğrenilenlerle kestirim haritaları yayınlandı. Bir yandan heyelan haritalandı çok kısa bir süre içerisinde görece. Bir yandan da bu kestirim haritaları yayınlandı. Tabii çoğu overestimate diyoruz. Bundan sonra gelişen süreçte artık daha fazla envanter oldu ve işte 2017'de bu heyelan envanterleri USGS'te paylaşıldı. Bugün herkesin ulaşabileceği bir şekilde 50'den fazla depreme ilişkin heyelan envanteri mevcut. Bu mesela yağışla ilgili envanterlere ve diğer bütün heyelan envanterlerine göre çok daha ileri bir noktadayız bu anlamda. Çünkü depremin yarattığı heyelanlar gerçekten çok fazla. Ben şu anda 200 bine yakın heyelan var. Dolayısıyla ilgiyi üzerine çeken bir konu ve haritalanması bu anlamda daha yaygın yapılan bir konu. Ve bugün yine bu database'in de kullanımı sonrası 2018'de geliştirilen bazı modeller var. Bunlar da gerçek zamanlı. Yani bugün az önce söylediğim gibi USGS o shake map'leriyle beraber işte bir orada bir modül yarattık. Ground failure diye. Oraya bastığınız zaman artık şöyle haritalar görüyorsunuz. Yani olasılık haritalarıyla heyelanın footprint'ini nerelerde olabileceğini kestirebiliyoruz. Tabii bu belki daha sonra bahsedeceğim. Bu bir duyarlılık tehlike arası bir ürün.
tam olarak bize yani sadece aslında nerede görebiliriz gibisinden bir veri veriyor. Slaytlar bu kadar ama şunu söyleyeyim. Şimdi bunlar gerçek zamanlı şeyler, productlar yani bir modeli çalıştırdığımız, koşturduğumuz zaman. Peki bunun şeyi ne, kullanımı ne? Depremin hemen olmasının ardından mesela çok acil durum, o şey kurtarma, arama çalışmaları vesaire engelleyebilecek yolların kapanması, işte heyelan nedeniyle vesaire gibi durumlarda hani o süreci koordine edebilmek açısından veri önemli bir veri bu. Gerçek zamanlı olan. Ama başka yapılabilecek şeyler var. Bugün yaptığımız şeyler var. Birincisi bu duyarlı ek olarak artık heyelanların ne kadar büyük olduğuna ilişkinde kestirimlerde bulunabiliyoruz. Bu da gerçek zamanlı yapılabilir. Ayrıca mesela bu sismik tehlike haritaları kullanılarak da bu tarz daha uzun vadede geçerli olacak duyarlılık haritaları üretilebilir. Çünkü bu gerçek zamanlı haritalar sadece o depreme hasbir veriliyor. Yani o depremin neden olduğu heyelanların dağılımına ilgili bilgi veriyor. Başka bir deprem olduğu zaman aynı yerde çok farklı bir duyarlılık haritası üretilebilir. Ama sismik tehlike kullanılarak üretirsek bu haritaları, o aynı daha uzun vadelerde planlama için bize bilgi verecek bir kullanım sağlar. Bir başka kullanımı bugün hala yaptığımız senaryolara bağlı deprem kestirimlerimiz var. Yani işte örneğin onu yine bahsedeceğim. Northridge için pek çok senaryo bazlı deprem parametrelerimiz var. Bunların her biri için bizim o deprem olursa nasıl bir heyelan dağılımı olacak gibi kestirimler yapma şansımız var. Peki Türkiye'de durum ne? Onun çok kısaca söyleyeyim. Çok aslında depremin tetiklediği heyelanlarla ilgili çok fazla bir literatür Türkiye'de yok. İşte son yıllarda Tolga Hoca'nın da katkıları var. İki tane benim bildiğim şu anda depremin tetiklediği heyelan envanteri var. Evet, Elazığ ve Van var. Ama onun dışında mesela bu kestirim haritaları eğer bölgesel ölçek, biz mesela Türkiye için çok daha hassas üretilebilecek bir şeydir bu. Yani bu global bir örnek gösteriyoruz burada. USGS'in tüm dünya için bir tane modeli var. Mesela Türkiye için bu yapılabilir. Yine senaryo bazlı şeyler, kestirimler yapmamız mümkün. Ve bunu dediğim gibi duyarlılığın ötesinde alan kestirimi de yaparak gerçek bir tehlike haritası üretmemiz de mümkün. Bu kadar. Teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Burada iki tane kritik kavram aslında var değil mi? Gerçek zamanlı kavram. Belki de aslında ilgisini çekecektir bu. Gerçek zamanlı belki daha önce de Türkiye'de çok da tartışmadığımız bir konuydu. Şimdi o zaman hemen tartışmalarımıza sonra da devam edebiliriz tabii ki. Sözü de uzatmadan yine aslında depremlerle tetiklenen konularla ciddi çalışmaları olan ancak son zamanlarda, son yıllarda orman yangınları sonrası gelişen kütle hareketleri açısından ciddi çalışmaların olduğunu bildiğim Tolga Hocam'a sözü vermek istiyorum. Hocam söz sizin. Teşekkürler Hakan Hocam. Ben Tolga Görüş. Ben de aslında kumandayı alabilir miyim? Bir de bir küçük sunum vardı onu. Onunla bahçeyi yeşil tuş. Şu tepede bir yeşil tuş. Tamam, teşekkürler. Şimdi ben de Hakan Hocam belirttiği gibi aslında Hakan Tanyaş'la aynı yerde doktora yaptık, aynı hocada. Ben de depremi tetiklediği heyelanları çalıştım. Ben şu an depremin daha iyi depreminde daha sonrasında. Bugün burada da son yıllarda özellikle Türkiye'deki güney kesimlerinde gerçekleşen orman yangınları sonrası yamaç erozyonunun anlaşılması için ve bir de hem yersel konvansiyonel yöntemlerle hem de fallout radyonükliklerle, serpinti radyonüklikleriyle erozyonun ölçülmesi konusunda birkaç yangında çalışmalar yürüttüm. Bir de yangın sonrası özellikle değişen ortamlarda yamaçların moloz üretimine olan katkıları konusunda
Moğol akmaları konusunda çalışmalar yürütüyorum. Yani doğrudan aslında orman yangınlarının ikinci production'larıyla ilgileniyorum. Ya da cascading event denilen bileşik etkileri konusunda çalışmalar yürüttük. Şimdi burada bu grafik Lake 2022 tarafından aslında düzenlenmiş geçmiş iklim değişikliğini ve özellikle orman yangınları da ki dünyadaki belki de sigortalanamayacak en uzun süren afetlerden birisi kuraklıklar. Kuraklık çünkü çok farkına varmadan onlarca, yüzlerce yıl devam edebilir ve belki de sigortacılık anlamında gerçekten baş edilmesi zor olaylardan bir tanesi. Fakat buradaki gördüğünüz gibi geçmiş ve günümüzdeki iklim koşulları bu orman yangınları, sel, tarsum, yaylanlar içinde geçerli. Birçok aslında olay daha ekstrem boyutlara gidiyor. Dolayısıyla iklim değişikliği ve beklenen artış ki farklı karbon, daha doğrusu farklı iklim senaryolarında en kötü veya daha iyi senaryolarda ekstremlerin çok daha ekstrem hale geldiği görülüyor. Yani iklim değişikliği denince herkesin aklına küresel anlamda bir ısınma geliyor. Fakat bu ısınmanın dünyanın farklı enlemlerinde, farklı dağlık kuşaklarındaki bunlar iklimi modifiye eden faktörler daha farklı yönleri var. Orman yangınları da özellikle buradaki bu slide biraz daha küçük gözükebilir. Bileşik etkisini gösteriyor ki bunlar daha ekstrem hale gelerek atmosferik mesela kirliliğe sebep verebiliyorlar ki son çıkan bazı makaleler Holosen döneminin biliyorsunuz günümüz klimatik optimumu ifade ediyor kuaterner içerisinde Holosen. Holosen döneminin bile büyük yangınlarla başlamış olabileceği konusunda. Çünkü atmosfere siz belli oranda karbon döngüsünü arttıracak şekilde atmosferin karbon tutma kapasitesini arttırırsanız bu da havanın ısı tutma kapasitesini arttırıyor. Yani iklimsel anlamda da bir sizi sıcak bir döneme sürüklüyor. Bunun dışında albedo'da bir takım değişiklikler var. Bunlar kar erimeleri ve buzul erimeleri için çok önemli. İklime uzun dönemde çok büyük etkisi var orman yangınlarının. Fakat bu orman yangınlarını şöyle düşünmemek gerekiyor. Örneğin 2021'de Manavgat orman yangını oldu ve 500 kilometre karelik bir alan etkilendi. Cumhuriyet tarihinin belki de Osmanlı yani Türkiye'deki bilinen en büyük orman yangınlarından birisiydi. Manavgat orman yangını. Etkilediği yüzey alanı bakımından. Fakat Amerika'da neredeyse bizdeki Manavgat orman yangını ortalama bir boyuttaki bir yangına karşılık geliyor. Yine 2020'li yıllarda Avustralya'da neredeyse kıtasal ölçekte etkili olan yangınlar ve boreal alanlarda çıkan çok uzun dönem yangınlar ki bunların işte dendrokronolojik veya göl kayıklarından elde edilen paleo yangın konstrüksiyonları var. Onlar da gösteriyor ki dünya aslında geçmişte çok daha büyük yangınlara maruz kalmış. Ve bu yangınlar buzul erimesine bile sebep olacak atmosferdeki dust veya işte kül şeyleriyle birlikte albedoyu değiştirebiliyorlar. Diğer bir bilim yan etkisi, Türkiye'de bu konuda çok az çalışma vardı. Erozyon. Orman yangını sonrası özellikle bitki örtüsünün ortadan kalkması ve toprak yapısının değişmesi sonucu erozyon normal koşulların aksine 50 katına ya da 100 katına kadar çıkabiliyor. Yani 0.2 milimetre bir alanda gördüğünüz erozyon miktarı yer yer 50 santimin, 100 santimin üzerine ulaşabiliyor. Bir diğer nokta ise baraj ve içme suyu rezervuarlarında yarattığı etki, kirlilikten dolayı taşıdığı kül ve diğer sedimanlardan dolayı aşırı erozyon sonucu. Ve tabii okyanuslara ve diğer alanlara sunduğu diğer bir şey ise karbonun bugün battığı yer ormanlar biliyorsunuz. Orman yangını sonrası karbon sink batan yer aslında söz olmaya başlıyor ve mesela bu konuda çok iyi bir belgesel var. Kissed Ground diye Netflix'te izlemenizi tavsiye ederim. Tarımsal sürümlerden bile kaynaklanan karbon salınımı ve oranı çok çok yüksek. Bir diğer tabii olumsuz etkisi buradaki
ekosistemler üzerinde. Bu ekosistemlerin kurulması, geri kazanım hiç kolay değil. Türkiye'de mesela bununla yoğun şekilde farkında olmasa da bu ekosistemler parçalanıyor. Onu da biraz örneğini göstereceğim. Buradaki orman yangınlarındaki özellikle büyüklük ve frekanslara bakarsanız gördüğünüz gibi 1970 ve 1990'dan sonra büyük bir artış yaşanıyor. Özellikle bu kuzey güney yarımkürede aylara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor fakat burada dikkate alınması gereken iş iklim kadar bir antropojenik baskı da var. Yani burada wildfire adı verilen kontrol altına alınması çok büyük yangınlar sonrası. Özellikle insanın bir yangın başlatıcı faktör veya işte sadece duruma aslında böyle bakılmıyor. Ekosistemleri parçaladığı için yollarda ve diğer şeylerde de. Yangınların başlangıcındaki sorumluluğu %80. İklim değişikliği tabii ki burada çok büyük rol oynuyor. Özellikle yangın öncesi toprak nemindeki düşen koşullar, yağışsız geçen dönemler ki biz de mesela biliyorsunuz Akdeniz iklimi içerisindeyiz ve yarı kurak bir iklim. Güney kesimde ormanların büyük yaşandığı ama kuzey alanlarda da aslında atmosferik nehirler tarafından kış dönemlerinde örtü yangınlarımız da var. İşte Trabzon'da çıkan yani bunları çok absürt bulmamak lazım. Mesela Bolu'da bir yangın görebilirsiniz. Bu oradaki nemlilikten, yağıştan, toprak neminden dolayı olmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle atmosferik nehirlerle de kış dönemlerinde yangın yaşayabiliyoruz ama tabii bizim frekans ve magnitüt anlamında güneyde yangınlarımız Akdeniz alanında çok daha yüksek. Şimdi burada bir etkiye dikkat çekmek istiyorum. Bu Sapadere, Alanya'nın kuzeyinde bizim çalıştığımız alanlardan bir tanesiydi. İklim değişikliği kadar burada yangın öncesi ve yangın sonrası görüntüyü görüyorsunuz. Altta 2014'te yasalaşan bir kanun var Türkiye'de. Salvage logging denilen boşaltım kesiminin yapılması için ağacı ekonomiye geri kazandırmak, sonra da yangına daha dirençli türleri ekebilmek adına ormanın bir takım müdahaleleri var. Bir yıl içerisinde yapılıyor. Çok iyi niyetli başlatılmış bir iş. Çünkü orman alanını boş bıraktığınız zaman kaçak yapılaşmadan dolayı da kaybedilmek istenmiyor. Fakat şu ekranda gördüğünüz antropojenik etki en az iklim kadar önemli. Çünkü bakın burada orman yangını öncesi yaklaşık olarak 0.83 kilometre kare ve uzunluk olarak 400 kilometre orman yolu. Burası 15 kilometre karelik bir orman yangının bulunduğu Sapadere. Daha sonrasında bir o kadar daha yol inşa edilmiş buraya. Ağaca ulaşmak için. Ve ağaca ulaşmak için oluşturulan, çıkartılan malzeme de şurada göreceksiniz mesela. Yangından 20 gün sonraki ilk görüntüleri görüyorsunuz. Yangından 1 yıl sonraki görüntüyü görüyorsunuz. Aynı bölgeden çekilmiş. Ve dikkat ederseniz yamaçlarda inanılmaz derecede yüksek bir moloz girdisi de var. Yani buna biz dry level diyoruz. Moloz olmayacak yerde bile molozu arttıracak. Bitki örtüsünün tekrardan toprak nemini geri kazanıp getirilmesini etkileyecek. Bir ikinci olgu da insan. İklim kadar ortamı çok hızlı değiştirebiliyor. Dolayısıyla özellikle doğa kaynaklı olaylarda doğal afetleri anlamak için ve sigortacılık için ben hangi şeyi değiştirmeliyiz? Daha ziyade orman yangınlarına yönelik işte risk, tehlike değerlendirmelerinin yapılmadan önce aslında bugünkü simülasyon ve modeller ki bu heyelan sel taşkını için de geçerli. Halen çok basit ve temel süreçlerin bazılarını bir göz ardı ediyor. Yani bu durumda da biz kompleks süreçlerin bir domino etkisi var. Örneğin bugün yangının sebep olduğu erozyon, yangın sonrası oluşan moloz akmaları, bunları sigortacılık anlamında veya işte sonraki riskler anlamında değerlendirirken en çok bilinmezlik bu sürecin etkilerinden kaynaklanıyor ve Hakan Tanyeş'in de belirttiği gibi özellikle gerçek zamanlı bu işleri yürütemezsek ki olaylardan çok öğrenmemiz gerekiyor ki hala bugün Türkiye'de olay envanterleriyle ilgili bizim sıkıntılarımız var. Kayıt tutma alışkanlığımız yok. Yani mesela Orhan Hocam da burada belki bu yani AFAD'ın sağladığı çok önemli katkılar var. AFAD'ın içerisindeki kişisel bir takım girişimlerle de çok iyi kayıtlar tutuluyor.
olmuş. Fakat bu analog kayıtlardan bazılarını biz görüyoruz ki mesela sahaya çıkıldığı tarih olayın tarihiymiş gibi atılmış ya da standartlar yok. Dolayısıyla Heyelan'da, sel taşkında deprem ülkesiz, depremle ilgili kayıtlarımız gayet iyi. Çünkü birçok istasyonda bunları kaydedebiliyoruz ama Heyelan'ı kaydedecek bir aracımız daha yok. Aslında bugün çok fazla uydu görüntüsü ve araçlar var. Bunlar yapılabilir. Fakat biz bu envanterleri anlamadan yapacağımız her türlü tehlike haritasının bir karşılığı yok. Çünkü biz threshold'ları bilmiyoruz. Tetikleyici mekanizma, yani hangi koşullara ne kadar bir yağmur bu heyelanı oluşturabilir veya hangi nemsizlik koşullarında bu orman yangını şey yapacak. Çünkü başka boyutlarda var. Bir de insan içine girdiğinde ki mesela bilimsel alt disiplinlerle çalışma geleneğini ve onların görülerini, katkılarını birçok projede veya birçok alanda şunu da görüyoruz. Hiçbir doğal afet aslında tek bir bilim disiplininin üstesinden gelebileceği bir iş değil. Bunun hem artık sosyal boyutları, hem fiziksel boyutları, hem çok boyutlu. Özellikle bu multi-hazard işi bizim için en zor görevlerden bir tanesi. Çünkü orman yangınının sebep olduğu inanılmaz seri biçimde bir zincirleme şey var, etki var. Ya da aynı şey Heyelan sel taşkını için de geçerli. Hakan Tanyaş'ın belirttiği gibi örneğin ana eventin içerisinde sayıldıkları için bazen ekstrem yağışın içinde hem heyelan var hem de taşkın var. Zararların anlaşılması için bunların gerçekten çok iyi haritalandırılması, zararın nereden kaynaklandığı ile ilgili. Örneğin 2015 Mupa'da büyük bir sel yaşandı. İki kişi öldü, heyelan kaynaklı. Ama bu Hopa seline atfedildi, selin şey olarak geçiyor. Böyle birçok eventimiz. Ve özellikle burada varsayılan karar verme süreçlerindeki belirsizlikler genelde insan kaynaklı değişimi de göz ardı ediyor. Yani biz şunu bilmiyoruz. 15 yıl sonra ya da 5 yıl sonra ya da 3 yıl sonra yapacağımız tehlike modellerinde ki bu modeller dinamik modeller olması lazım, statik modeller değil çünkü ortam değişiyor ve insan değişiyor. Örneğin siz bir yeri ormansızlaştırdığınız zaman başka bir tepki alıyorsunuz. Bizim burada Hakan Hoca ile Hakan Nefesoğlu ile yaptığımız bir çalışma vardı. Mesela gördüğümüz kadarıyla mesela Anavatan Partisi'nin aldığı kararlar Karadeniz'de inanılmaz heyelan yapmış. Yani politik bir karar heyelana sebep olabiliyor mu? Olabiliyor. Neden? Çünkü demişler ki iki bir arazileri kesilip çaylığa dönüştürmeye başlansın. Karadeniz'deki bütün plantasyon değişince heyelan 500 katına çıkmış. Yıllık olarak artmaya başlamış. Tabii bunda birçok parametre var. Dolayısıyla bugün bizim Karadeniz'de yağışın tetiklediğini düşündüğümüz heyelanlar veya ormanlar için de aynı şey geçerli. Aslında bir uzun kol var. Uzun dönemde değişen bütün eşik değerleri değişen bu orman yangınları için de aynı şekilde geçerli. Çünkü burada ya sizin inşa ettiğiniz küçücük bir ev bile bazen bir şişe parçası. Dolayısıyla orman yangınından ziyade bazen orman yangın rejimlerinin de değiştiğini anlaşılması lazım. Rejim değişiyor çünkü. Daha antropojenik koşullara geçiyor. İşte örtü yangınları kendilerini gelecekte taç yangınlarına bırakması bekleniyor. Çünkü orajlı hava, fırtınalı hava miktarı arttıkça yıldırımlarla veya bu tip şeylerle de orman yangınları çok fazla başlamaya başladı Türkiye'de. Dolayısıyla şimdilik benim konuşmamı burada bitireceğim. Sonra tartışma bölümünde de değerlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Birinci bölümde son sözü DASK koordinatörü Musa Bey'e vermek istiyorum. Esas hani DASK tarafından hani öğrenmek istediğimiz Musa Bey'i doğal tehlike ve risk analizlerinden DASK'ın tam olarak hani beklentisi nedir? Teşekkür ediyorum. Esasında sizlerle kesişmesinin sebebi de belki de bu iyi oldu da. DASK bugüne kadar ve halen sadece deprem için teminat vermekte. Ve bu teminatı da işte geçti 2020 yılına kadar o anda elimizde 20 yıllık bir süreçte bulunan deprem tarifesiyle verdi. Fakat 2018'de bu deprem tehlike haritasının değişmesiyle birlikte yeni bir tarife ihtiyacı ve
ona göre bir yapı ihtiyacı ortaya çıktı. O dönemde bu konuyu Sinan Hakkar Hoca ile çalıştık ve yeni tarifeyi oluşturduk. Bunun üstüne 2021 yılında geçtiğimiz yıl özellikle oluşan hem seller hem üstüne orman yangınları bizim zaten üzerinde düşünmekte olduğumuz nasıl yapacağızı değerlendirmekte olduğumuz zorunlu afet sigortasını yani DASK'ın diğer doğal afet kaynaklı hasarları da sigorta kapsamında, zorunlu sigorta kapsamında alması konusunu gündeme getirdi ve bu çerçevede de biz çalışmalara başladık. Bizim bir teminatı verebilmemiz için öncelikle yani sigorta anlamında bir içeriğin oluşması lazım ve bunun da bir tarifeyle verilmesi lazım. Bizim elimizdeki veriler belli bir standartta olması gerekiyor. Bizim bu işe özellikle giriş amacımız hocalarımızla yolumuzu kesiştiren konu esasında bir tarife ihtiyacı. Bu tarifeyi de nasıl yapacağız, ne edeceğiz esasında birçoğu da süreç içinde belli oldu. Fakat ilk anda en çok zararı neden görüyoruz? Elimizde ne gibi veriler vardan hareketle öncelikle sel ve sel taşkın diyelim ve yer kayması ile ilgili çalışmalara başladık. Bunun dışında vereceğimiz diğer teminatlar için de esasında bugüne kadar verilmeyen teminatlar değil bunlar. Bu arada sigorta sektöründeki arkadaşlarım da şey yapacaktır. Her şirketin kendisinin bir tarifesi var. Yani kendi gördüğü zarara göre oluşturduğu bir tarifesi var. Ve buna göre de belli teminatları zaten sağlıyor ama bu işi biz zorunlu kısmını yürüteceğimiz için bizim de bir tarifemiz olması gerekiyordu. Bu da bütün Türkiye'yi kapsaması gerekiyor açıkçası. Bütün Türkiye'yi kapsaması dediğimiz anda da esasında belki şirketlerin elinde parti parti olan verilerin ve hasarların ve tarifelerin bütün Türkiye'yi kapsaması, bunları da örnek olması gerekiyordu. Bizim dediğim gibi bu işe giriş amacımız bu tarifeyi oluşturabilmek. Esasında ben burada bu noktada durayım diye söylüyorum. Daha detayları projeyle ilgili çalışmaları beraber yürüttüğümüz için son bir senede bu konuyu çok tartıştık. Daha detaylara girdikçe anlatmaya devam edelim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hemen hız kaybetmeden ikinci bölüme geçmek istiyorum. İkinci bölümde tabii sigortacılık anlamında aslında eylem tehlike düzeltiyorum. Yani doğal afet, tehlike ve risk analizlerinde sonuçta bir kayıp oranı ve bir risk ifadesine geçiş yapmak durumundasınız. Yani bu anlamda da hani ben sorularımı şu şekilde hocalarıma yöneltmek istiyorum. Yine sırasıyla söz vereceğim. Veri kaynaklarını bir parça, yani ülkemizdeki mevcut veri kaynaklarının durumu açısından ne konumdayız? Belki bu parça, bir parça farklı afetler için bir bilgilendirme alabiliriz. Tabii veri kalitesi burada önemli. Veri kalitesi açısından. Burada ölçek, çözünürlük, tabii doğal olarak bir tehlike analizi yaptığınızda bir en nihayetinde bir sigorta primi önermiş olduğumuzu, olacağımızı varsayarsak bir hesaplama biriminin söz konusu olduğu. Tabii burada veriyle alakalı aslında bir parça hesaplama birimi hakkında soru yöneltmek istiyorum. Mütakiben tabii yine model yaklaşımların aslında bir parça konuştuk ama hasar görebilirliğin veya yapısal ve yapısal olmayan muhtemel kayıpları değerlendirmek için şu anda Türkiye'de farklı afetler açısından ne konumdayız? Bu anlamda yani özet olarak veri kaynağı kalitesi, hesaplama birimi ve yapısal ve yapısal olmayan hasarlar konusunda. Derya Hocam yine önce size hani sözü vermek istiyorum. Bu konulardaki mevcut durumumuz ve görüşleriniz neler? Derya Hocam hatta herhalde. Evet hocam buradayım. Peki ben tekrar şimdi genel bir yaklaşım üzerine konuştuk ilk başta. Biraz daha fazla bilgi vereyim. Aslında öncelikle şunu da belirtmek lazım. Bu bir risk olayı. Yani risk analizi olayı. Yani burada bir riskler çok mühim. Ve bunlar büyük. Ve bunların değerlendirilmesi gerekli. Aksi takdirde yapılan bir tahmin, yanlış bir tahmin olur.
bu belirsizliği düşünülerek bir risk analizi yapılması en doğru yoldur. Senin için risk analizi yaparken ben yine bir slide'ımı paylaşayım sizlerle. Share screen. Pardon. Evet, ben öncelikle size risk analizin aşamalarını anlatmıştım ve tekrar söylediğim üzere risk yapıyoruz çünkü belirsizliklerle dolu bir afet, kayıplarını hesaplamak, ne olacağını bilmiyoruz, hangi serin olacağını da bilmiyoruz. Kesinlikle bir risk analizi yapılması lazım o belirsizlikleri düşünerek. Peki bu aşamalardan bahsetmiştim, tehlike modeli ve envanterin belirlenmesi ve kayıp riski hesapları. Bunlarla ilgili neyi kaynaklı nelerdir diye sordunuz. Bunları değinmeden önce ben size birkaç da örnek göstermek istiyorum. Nasıl hasarlar oluşur? Oradan bir öncelikle başlayalım. Burada ben birkaç riskini topladım. Geçmiş sellerde olan, Türkiye'de geçmiş sellerde yaşanan bazı hasarlara dair. 2019 Elazığ selini görüyorsunuz sol üst köşede. Burada gördüğünüz üzere aslında mutfak bölümü burası ve mutfağın içi su dolmuş. Hatta mutfağın ne kadar su dolduğunu da görebiliyoruz. Yaklaşık 1-1,5 metre civarında bir su girmiş. Bunlarla ilgili tabii ki mutfak eşyaları, masalar, sandalyeler bir kısmı kullanılmaz duruma gelmiş. Yani senin aslında en önemli yarattığı hasarın aslında binaları eğer düşünürsek, sadece bina hasarlarına fokuslanırsak, binanın iç içeriğine ağır hasarlar verdiğini görüyoruz. Benzer bir durumu 2020 ağır selinde de aslında her selde görüyoruz. Sağlık kesiminde göreceğiniz üzere halısı gitmiş, koltuk takımları ve belki bazı dolapları gittiğini görüyoruz. Değiştirmesi gerektiğini görüyoruz. Yani hijyenik olarak özellikle kullanılmaz duruma geldiği için değiştirmesi gerekmekte olduğunu görüyoruz. Burada da yaklaşık şuradaki su deriminden iz bırakmış. Yani bu hangi katsa eğer, yani bu en azından bulunduğu bu katın bir 50 santim gibi bir su girmiş diyebiliriz. Evet, yani gördüğünüz üzere yine içerik bayağı bir zarar görmüş. Duvarda da bu yapısal olmayan bina elemanları dediğimiz, duvarda da bir takım çalımlar var. Eğer bu çok işlediyse, izolasyona zarar verdiyse bunu da değiştirmesi gerekli. Bu alttaki fotoğrafta ise Bozkurt, 2021 Bozkurt serinden bir yapısal olmayan bina elemanlarına dair hasarları görmekteyiz. Göreceğiniz üzere bayağı bütün duvarlar hasar almış, tavana kadar hatta. Tüm katı gitmiş, bunu görüyoruz. Tamamen duvarların boyanması, tamir edilmesi, yıkılan varsa bunların tekrar yapılması gerekmekte. Yani ağır hasarlar yarattığını görüyoruz. Yani temel olarak aslında seller bina içeriğinde ve binanın yapısal olmayan, taşıyıcı olmayan elemanlarına ağır hasarlar yaratmakta. Bununla birlikte 2021 Bozkurt seli aslında haberlerde bayağı bir gündem yaptı. Çünkü sellerde binaların yıkıldığını gördük. Aslında bu durum nadir bir durumdur ama maalesef yaşanıyor. Çünkü özellikle bu Bozkurt selindeki bazı binalar derinin hemen yanı başında ya da çok yakın oldukları için derinde olan ser akışı ile birlikte bir erozyon tabi kaldıkları için temeli zayıfladığından dolayı yıkılmalar gördük. Bu olay nadir. Normalde derinin kenarının bu kadar yakın bir ev olmaması gerekmekte. Ama nadir olsa bu olaylar yaşanıyor. Ama yine hatırlatayım, çoğunlukla Türkiye'deki bütün serleri düşünürsek, hatta dünyadaki en çok bina içeriği, hatta 1-1,5 metre sudan sonra bile hemen hepsi gidebilir, su gittikten sonra değişmesi gerekmekte diyebiliriz. Daha en çok da yapısal olmayan elemanlara ağır hesaplar verdiğini söyleyebiliriz. Peki ben hasar oluşumunu size anlattım. Buna bağlı olarak ister risk analizini nasıl yapıyoruz? Ben tekrar adımlarıma geri geleyim. Dediğim gibi bu aslında servis analizinde yaz ama afetler için de aynı adımları kullanıyoruz. Şimdi başlangıç olarak sel taşkın tehlike modeli. Burada siz de dediğim gibi önceden su deriminin yayılımı görüyoruz.
Bu bir analitik modelleme. Bunu toplumdan eğer data varsa sanaldan doğru bir derinlik mi yaptık, bulduk. Bunu da kontrolü olabilir. Yani sonuç olarak ben şöyle izah edeyim. Tehlike modelleme için veri kaynakları genelde yağış miktarı, ne kadar bir yağış yıllık bazda yağmış. Bütün yıllara, önceki yıllara bakılarak bir istatistiksel hesaplar çıkarılıyor. Bununla birlikte ne kadar betonlaşma var? Çünkü beton bir zeminde, asfalt bir zeminde su geçirgenliği toprağı olmuyor. Dolayısıyla selin daha çok yayılmasına neden olabilir. Bu da bir düşünmesi gereken özellik. Kapanan dereler nereleri? Drenajlar nereleri? Drenajların kapasiteleri ne kadar? Altyapının kapasitesi ne kadar? Topografyası, eğimi, bitki örtüsü, bu tür bilgilerin hepsini kullanarak biz aslında su derinlikleri haritalarını elde ediyoruz. Yani sadece su derinliği değil, su yayılımı da dahil olarak. Hidrolojik ve hidrolojik modeller kullanarak bu su derinlik ve yayılım haritaları elde ediliyor. Yani tehlike modelinde bu kaynakları genel olarak kullanıyoruz. Envanter belirlenmesindeki ikinci adımda ise artık orada hangi envantere fokuslanıyorsunuz? Burada mesela bina su diyebiliriz, konutlar ya da endüstriyel de olabilir. Çok pardon. Onlarla ilgili bu yayılım altında kalan envanterin hangi binalar olduğuna dair envanterler bunlar belirleniyor ve bu binalara dair özellikleri belirliyoruz. Kullanım türü, kat sayısı gibi, bodrum katı var mı yok mu? Kalitesi yani inşaat kalitesi gibi bu tür bilgiler toplanabiliyor veri kaynakları. Yani ihtiyaç var daha doğrusu. Üçüncü adımda ise risk hesaplarında bu veriler kullanılarak yani ticari yapımı, konut mu, endüstriyel yapımı örneğin ya da bodrum katı var mı yok mu, inşaat kalitesi ne durumda, yapı türü nasıl, bu tür bilgileri girerek de kayıp modellerini biz elde ediyoruz. Bu kayıp modelleri yine analitik olarak da elde edilir. Eğer data yoksa sahadan toplanmış bir derinlik hasar datası. Ama varsa hem analitik hem analitik karman bir yöntemle güncellenmiş bir modeller elde edilebilir. Yani kısaca bu veri kaynaklarını kullanıyoruz. Bir daha kalacağım siz not etmiştim ki hesaplama bilimi dediniz. Yani ölçeği aslında nasıl kullanmak gerekli. Aslında buradaki hesaplama birimi bu risk analizini yaparken üç temel faktöre bağlı diyebiliriz. Buradaki tabii girdilerden size bahsettim. Örneğin topografya ya da bitki örtüsü vesaire. Bunların aslında bu girdilerin ölçeği de bir nevi hesaplama birimini belirliyor. Onun yanı sıra sizin kaynaklarınız, zamanınız var mı bu riskinizi yapmaya ve amacınız nedir? Aslında tamamen buna göre biz hesaplama birimini belirleyebiliriz. Burada ne kadar detaylı, ne kadar doğru olması gerekli. Tabii bu biraz da sizin ayıracağınız emek zamanına da bağlı olarak bu ölçek birimine, yani hesaplama birimine karar verebilirsiniz. Ve ben Türk İlki Durum Veri Kaynakları ve Kalitesi anlamında sormuştunuz. Tabii şu anda sel tehlike modelleri açısından biz şu an Su Yönetimi Genel Müdürlüğü başlattı 2015'te. Çalışmalar var bütün Türkiye için. Bu sel derinlik haritalarını elde ediyorlar ve bu ölçek de aslında su derinliği ölçekleri 5'e 5 metreye kadar bayağı bir yüksek bir ölçek çözünürlükle kullanıyorlar. Bu dataların tabii ki kalitesi çok detaylı bir çalışma, çok kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Ama tabii ki her modelde de olduğu gibi, çalışmalarda da olduğu gibi bir hata payı da olabilir. Tabii ki bunların kontrolü de yapılması gerekmekte. Bunların kontrolü de datadan, sahadan toplanan datalarla, verilerle yapılabilir. Bunun yanı sıra başka
Bina stoğu mesela örneğin vereyim. Bina stoğunun türü, yapım türü, nerede binalar? Çünkü yapılaşma çok hızlı oluyor. Orada olan, olmayan bir bina orada olabilir daha sonradan. Bunların da hani toplanması, şekilde datanın toplanması gerekmekte. Ve bunların kontrol edilmesi lazım. Kalitesini de bu şekilde hani anlayabiliriz. Tabii ki dataların bir yere gelmesi de çok mühim. Bu dataların bir yere gelmesi, toplamak da ayrı bir husus. Datayı anlamak da ayrı bir husus. Tolga Hocam da bahsetmişti de bunların yapılırken aslında belli bir standartların, protokollerin olması gerekmekte ki bunu çünkü kim kullanıyorsa bu dataları hani anlayabilsin, en iyi şekilde kullanabilsin. Bir de bu data kalitesini iyileştirmek amacıyla da aslında güncellemeler yapılmalı. Örneğin sel haritaları, bu sürdürülebilirlik haritaları çok kapsamlı çalışmalar. Yani bir havza 3 yıl alabiliyor bu çalışmaları yapmak. Çok zaman gerektiriyor. Ama dediğim gibi bina stoğu çok değişiyor, yağışlar değişebiliyor, veriler de değişebiliyor. Dolayısıyla bu dataların, bilgilerin hep güncellenmesi lazım ki modellerimizi tekrar elde edelim, tehlike modellerimizi. Genelde mesela yaklaşım Amerika'da 5 yılda bir bu su sel haritaları elde edilmesi, güncellenmesi gerekmekte. Benzer bir şekilde Avrupa'da da 6 yılda bir sel haritaları güncelleniyor. Ben kısaca bu şekilde bahsettim Hakan Hocam. Farklı sorular olursa eğer yani konuşabiliriz. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Ben yine aynı konuda sıradan hani gitmek istiyorum. Yine heyelanlar ve özellikle yağış ve kar erimesi, yani yağışlarla etkilenen heyelanlar açısından aynı soruyu yine ben Necan Hocam'a yöneltmek istiyorum. Hocam veri kaynakları, veri kalitesi, hesaplama birimi ve veri kaynakları ve kalitesi açısından ülkemizdeki durum nedir? Veya ayrıca yine yağışlar veya kar erimesiyle tetiklenen heyelanlarda yapısal ve yapısal olmayan hasarların, kayıpların değerlendirilmesine ilişkin yaklaşımlar açısından durum nedir, ülkemizdeki durum nedir? Bu konuda bizi bilgilendirebilirseniz sevinirim. Evet hocam, teşekkürler. Şimdi bahsedildiği gibi sigorta prim yıllık kayıp oranlarının belirlenmesi konusunda İtalya'da bir örnek çalışma görmüştüm. İtalya'da uygulanmakta olan, yanlış bilmiyorsam hala hazırda da uygulanmakta olan bir heyelan sigorta sistemi mevcut. Buna benzer bir şey ülkemizde de detaylı bir çalışma sonucu elde edilebilir. Bazı 52 kısıtlı veriyle tabii ki çalışma yapılarak ilerlenebilir. Veri geldikçe de daha detaylandırılabilir bu çalışmalar. Bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yerleşime uygunluk kararı verirken de daha önce yerleşim olmayan bir alanı imara açarken de örneğin bazı kritik yamaçlar oluyor. Burası şöyle riskli olabilir, böyle heyelan duyarlılık sınıfı yüksek olabilir denilen bir yamaçı. Yine de yerleşime izin açılması gerektiği durumlarda da diyebilir ki örneğin Çevre Şehircilik Bakanlığı burada yerleşime izin veririm ama sigorta primi diğerlerine göre böyle 3 kat fazla olarak yerleşebilirsin gibi tanımlar getirerek yürütmeye oraya yerleşimi teşvik etmeyerek şey yapabilir. Yani madem orası sigortası pahalı olacak, riski biraz daha tehlikesi yüksekmiş, oraya yerleşmemesi gibi. Bu tür böyle risk yönetimi çözümleri de düşünülebilir. Hem yeni yerleşim alanlarında hem mevcut yerleşim alanlarında. Onu bir aklımdayken etmek istedim. Diğer husus eldeki veriler neler kullanılmış? Ülkemizde heyelan duyarlılık haritaları mevcut. AFAD'ın tüm iller için oluşturduğu, tüm illerimiz için tamamlanmış olan heyelan duyarlılık haritası mevcut. Bunlar 200 metreye 200 metre çözünürlük, yerel çözünürlük veya 20 metreye 20 metre çözünürlüklük. Ve her bir gridde 0 ile 1 arasında bir duyarlılık seviyesi belirleniyor. Böyle bir haritamız mevcut Türkiye'de. AFAD'ın belirlediği belli bir yöntem, hesap yöntemine göre yapılmış. Tüm illerdeki AFAD birimleri hazırlamışlar bu haritaları. Tabii ki çoktan iyidir ve elimizdeki en önemli veri kaynaklarından biri budur. Ve belli bir analitik sayısal yaklaşıma dayanmaktadır. Bunların üzerine neler koyulabilir, bunu nasıl daha iyileştirebiliriz, çözünürlüğünü artırabiliriz, farklı yaklaşımlarla analizler yapıp bunların doğrulanmasına doğru çalışabiliriz gibi üstüne yapılabilecek çalışmalar elbette var.
Bu heyelan duyarlılık haritaları bize işte belli bir bölgede, belli bir tipte heyelanın olma olasılığını mekansal olarak belirlemeyi sağlıyor. Ve tehlike ve risk değerlendirmeleri için de gerekli olan bir altyapı. Bunlar Atlas Bilgi Sistemi'nde, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün erişimi açtığı bir sistemde mevcut heyelan duyarlılık haritaları AFAD'ın. Öte yandan MTA'nın heyelan envanteri ve AFAD'ın heyelan envanteri mevcut. Bunlar da geçmiş zamanda olmuş olan heyelanları işaretliyorlar haritasında, böyle envanterler. Tabii ki bunlar tarihsel diyelim, arşiv şeklinde bir envanter. Hani böyle belli bir yağış periyoduyla ilişkilendirilmemiş veya belli bir deprem olayıyla etkilendirilmemiş olmuş olan bütün heyelanlar diyelim ülkemizdeki. AFAD'ın ve MTA'nın haritalarında da heyelan envanterlerinde de örtüşen kısımlar var. AFAD'ın üzerine eklediği son yıllardaki ilave çalışmalarla biraz daha güncellediği kısımlar var ama kabaca çukur kısmına örtüşen şeyleri var. Bu tabii heyelan envanterinin de detaylandırılması gerekecek. Şimdi biz elimizde bir takım heyelanlar işaretli duvar haritalarda ama bu hangi şeyle tetiklenmişti, hangi yıl olduğu gün neydi gibi. Örneğin bu haritanın işaretlendiği gün AFAD'ın gidip orada rapor tuttuğu gün. Tolga Hocam da bahsetti biraz önce. Ama halbuki yani bir gitti işte diyelim 30 tane heyelan işaretlemiş ama bazısı geçen yıl olmuş, bazısı sene önce olmuş olabiliyor gibi örnekte. Bir diğer şey de tabii ki AFAD vatandaşa hasar açısından baktığı için hasar olmayan bir ev hasar görmediyse o heyelanı kaydetmemiş olabiliyor doğal olarak. Öyle bir dağın başında etrafında yol yok, bir şey yok. Yani kimseye de zarar vermemiş, bir yolu da kapatmamış vesaire. Yani onun haritalanmadığını düşünebiliriz doğal olarak. Öyle olunca haritalarımız da eksik, tam değil yani. Biz hasar olmuş, birisine bir şey olmuş, bir duvar yıkılmışsa o haritaya işaretliyoruz o envantere. Bu gibi bir eksiklikleri de var haritalarımızın. Farklı yöntemlerle envanterler oluşturulabiliyor elbette. Görsel haritalama yöntemleriyle, farklı yaklaşımlarla veriler kullanarak oluşturulabiliyor ama elimizdeki mevcut veriler bu şekilde şu anda. Öte yandan çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğünün farklı yaklaşımlarla oluşturduğu işte su erozyonu duyarlılık haritası var. İşte Hakan Tolga Hocam bahsediyordu. Çölleşme hassasiyet haritası ve benzeri farklı amaçlar için oluşturdukları haritalar. Hani bunlardan ne elde edilebilir, nasıl birleştirilebilir, üstüne ne koyularak daha iyileştirilebilir bütün veriler. Bunlar için de biraz çalışmaya gerekiyor diye düşünüyorum. Öte yandan bu zamansal ve mekansal sıklık dedik, bu heyelanların tekerrür süresi. Hani depremde nasıl diyoruz ki işte 475 yıllık deprem falan tabir ediyoruz. Heyelanlar için de tekerrür süresi gibi zamansal ve mekansal oluşma sıklığı düşünürsek bu açıdan da veride bir eksikliğimiz var. Hakan Efesloğlu Hocam, siz de belki eklemeler yaparsınız bunun üstüne. Türkiye'deki illerimizdeki kayıtları incelediğimizde bazı illerde daha kapsamlı detaylı veri bulabilirken geçmişteki heyelanların oluşmasına yönelik bazı illerimizde yeterli veri bulamıyoruz, hiç veri bulamıyoruz. O zaman diyoruz ki her yıl bir heyelan oluyormuş gibi kabul edelim hesaplarımızda gibi böyle farazi bir yaklaşım yapmamız gerekiyor. Halbuki daha detaylı bir tarih tekerrür yaklaşımına gidebilecek bir verimiz olursa çok daha sağlıklı çalışmalar yapılabilir. Bir de bu verilerin sıklıkla güncellenmesi bu çalışmaların. Derya Hocam da bahsetti. Sel için 5 yılda bir Amerika'da güncelleniyor. Benzer şekilde heyelan için de bir güncelleme. Yani yaptım haritalarımı, bitirdim işte değerli haritalarımı, envanterimi veya hasar görebilirlik. Bu tabii ki sabit kalan bir şey değil. Çünkü insan yapısından dolayı çok, yani insan yapılaşmadan dolayı daha fazla heyelan tetiklediğimiz de oluyor. Doğal etkenlerin yanı sıra işte iklim değişikliği, yağışlar, başka faktörler diyoruz ama yol yapıyoruz her tarafı. O yolun oluşturduğu çevresel etkenlerden dolayı bir sene sonra başka bir yerlerde heyelan oluşturabiliriz gibi. Bu çalışmaların belli sıklıkta güncellenmesi tabii ki Türkiye için gerekli olacak. Ya bir yerden başlayıp üstüne bir şey koyarak ilerletmeye çalışmak gerekiyor. Son şey de şu olsun. Heyelandan hasar görme durumunu da dünyada da bazı yapılan çalışmalar bir heyelandan nasıl bir hasar oluşur? Bu hasar görebilirlik eğrileri oluşturması açısından da Türkiye'ye özgü, Türkiye'deki yığma yapılar için şu hasarlar, Türkiye'deki istinat duvarları, Türkiye'deki betonarme binalar için gibi o hasar eğrilerimizi hem
Derya Hocam bahsettiği gibi sahadan verilerle şu heyelanda şöyle hasar olmuştu bunun kayıtlarıyla hem de analitik yaklaşımlarla oluşturmak mümkün. Örneğin bir analiz yapabilirsiniz. Bir kayan kütle üstünde o binaya nasıl bir deplasman ya da hareket oluşturacağını, onun nasıl bir yapısal hasar yola çıkaracağını bir hesap yöntemiyle düşünebilirsiniz. Veya artı bunun üstüne de araziden gelen şu heyelanda da şu hasarla oluşmuştu kayıplarıyla o hasar sınıflarını tanımlayarak bu iki veriyi birleştirerek bir şey elde edebiliriz. Son sözümü de sorusunu bitireyim. Burada sigorta açısından düşündüğümde heyelanlar şöyle değişik bir şey aklıma geliyor. Selde örneğin belki de Ayarcan beni düzeltir ya da Musa Bey. Yani selde bir hasar oluşuyor ve onun ödemesi yapılıyor. Şimdi şöyle bir farklı durum olabilir heyelanda. Bir heyelana yol açtığı binayı onarmak yetmiyor. Yani örneğin binada çatlak var. Duvarları çatlamış, duvarı yıkılmış, bahçe duvarı vesaire. Bunun hasarını ödeyeyim gibi değil de o heyelanı durdurmadan, yani o heyelan değil bölgesel bir heyelan, 5 binayı etkili. O 5 binanın tamir ya da işte şeyini ödeyeyim gibi değil de o heyelanı durdurmayı kim üstlenecek? Hani orada o vatandaş mı o heyelanı durdurma diyelim ki o 5 evin kaç kat pahalı bir parasına gelecek o heyelanı durdurma yapısı. Ama onu durdurmadan evi onarmak şey olmuyor, çözüm olmuyor gibi. Hani orada da benim aklımda sorguladım. Hani burada belediyeler dahil olmadı, AFAD dahil olmadı, vatandaş, sigorta, herkes böyle nasıl paylaşacak o masrafı bir heyelanın durdurulması ya da işte vatandaşın evi başka yere taşınarak mı çözülebiliyor tabii bir şeyler. Orada da o paylaşım konusu da bir soru işareti oluşturuyor. Uzattım, kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum şimdilik bu kadar. Teşekkürler hocam. Aslında çok kritik bir noktaya da değindiniz. Yani daha önce çok da fazla tartışmadığımız, konuşmadığımız bir konu bu. Heyelan iyileştirme maliyetlerinin paylaştırılması genelde bu göz ardı edilen bir husus ve heyelana özgü bir problem gibi de duruyor. Ben hız kesmeden hemen yine sıradan devam etmek istiyorum. Hakan Tanyaş hocamıza yine depremlerle tetiklenen heyelanlar için veri kaynakları, ülkemiz için özellikle Türkiye'deki durum, veri kalitesi, hesaplama birimi ve yapısal savunma nazarları değerlendirilmesi ilişki Türkiye'deki durum nedir hocam? Çok zaten Can Hoca'nın anlattığı kısımda yani depremlerle ilgili heyelanları da karşılayacak şeyler var. O yüzden tekrara da gireceğim. Çok kısaca ama şunu söyleyeyim. Yani veri bakımından bugün dünyanın herhangi bir ülkesinde bir gerçek zamanlı böyle bir depremlerin tetiklediği heyelanları kestirmek istediğimiz bir model geliştirmek için hangi veri varsa bizde de aslında o veri var çünkü global kaynakları kullanıyoruz. Yani bugün Japonya, Yeni Zelanda gibi birkaç örneği dışarıda bırakırsak onlar hani çok daha detaylı kendilerine veri üretiyorlar. Yani herhangi bir modelleme çalışması için zaten mevcut veriyi kullanarak Türkiye içinde bir şeyler üretebilir. Tek sıkıntı Necal Hoca da yine bahsetti. Envanter meselesi. Çok az envanterimiz var. Ama bu envanter de yine mevcut kaynaklarla geliştirilebilir. Yani bizim bugün erişimimiz olan uydular üzerinden hem optik hem radar verileri üzerinden biz yani bütün Türkiye'yi geçmişe yönelik olarak da tarayarak çok detaylı bir envanter çıkarabiliriz. Burada bence en kritik olan şey, yani bunu söyleyip zaten bırakacağım. Tekrar da düşünmek için kendisi. Bence operasyonel bir sisteme ihtiyaç var. Bu tarz çalışmalarda en önemli şey ben o eksikliği o olarak görüyorum. Yani bugün literatürde de, akademik literatürde çok fazla mesela model var. Ama biz modelleri sınayamıyoruz. Şeyini göremiyoruz. Yani ne kadar kestirimimiz yüksek göremiyoruz ama işte bir çalışma olarak bir yerde kalıyor. Ama bugün mesela Türkiye'de depremlerin tetiklediği heyelanlar çok belki önemli bir başlık değil gibi gözüküyor. Ama yani biz bunu yaşadığımız zaman göreceğiz belki. Ya keşke böyle bir modelimiz olsaydı. Bugünden mesela böyle bir operasyonel sistem kurulsa ve orada böyle ufak ufak kestirimler olsa, biz bunu görebilsek. Şimdi bazen görmüyoruz. Çok uzak alanlarda özellikle olduğu zaman heyelan oluyor mu, olmuyor mu? Yani bunu bir otomatize bir sistem olmadığı için birilerinin açıp bakması vesaire gerekiyor. Biri bakmadığı zaman da olmuyor. Hiç yok gibi davranıyoruz. Dolayısıyla bir operasyonel sistem aslında görünürlüğü de arttırabilecek ve
veriyi kurulu modellerin kendini geliştirmesi, güncellemesi açısından bence çok önemli. Yani depremlerle ilgili, heyelanlarla ilgili sadece böyle bir şey eklemek istiyorum. Teşekkürler. Evet, hocamın da dediği gibi aslında ülkemizdeki bu tür konularda yapılan çalışmalardan ziyade akademik kaygılar, akademik ilgi kapsamı içerisinde kalıyor. Sizin de dediğinizden şöyle mi? Daha yeni bir yayın, çok personel bir sistemindeki daha katkı sağlayacak. Şimdi yine hız kesmeden devam etmek istiyorum ama özellikle bu konularda yapılmış çalışmaların sayılarının da ülkemiz açısından azlığını düşündüğümde orman yangınları sonrası geçen kültür hareketleri ve orman yangınları ile beraber değerlendirirsek veri, kaynak, kalitesi, saflama bilim için, hasarlar için neler söyleyebiliriz? Pardon, yeterince zaten katkıda bulundu. Özellikle heyelan ve diğer işte sel taşkın konusunda da. Da burada işte birçok doğal afet var aslında. Türkiye şeye çok fokuslanmış, yıkımları bakımından, hasar vermesi bakımından depremler çok önemli ama heyelanın frekansını, sel taşkın veya çığın frekansını düşündüğümüzde ki mesela Göktürk seli gösterdi ki tek bir eventte 200 kişinin üzerinde bir ölüm oluşturabilecek kapasitede şeyler var. Yani bu bugün olmadığı anlamına gelmiyor ama şu anlaşılmıyor işte tektonik geomorfoloji kitabının başlığında şu var. Bir kelebek bir ağaca konuyor diyor ki bu ağaç sence canlı mı? Diyor ki benim kısa süren yaşamım boyunca aslında bu ağaç hiç hareket etmedi, bu ağaç canlı değil. Fakat biz bugünkü olayları mesela paleo flood konusunda, paleo heyelan konusunda ya da paleo olaylar konusunda da araştırmalarımız, yangınlar konusunda da çok limitli olduğu için mesela Türkiye'deki en iyi paleo orman yangını kayıtları Fransızlar tarafından çok iyi bilmiyor. Gölülerde yapılan çalışmalar. Dolayısıyla biz aslında işin hem geçmiş boyutunu bilmiyoruz hem bugünkü boyutunu bilmiyoruz. Dolayısıyla gelecek boyutunda da yetersiz veriyle yapacağımız kestirimin boyutları aslında bu tip egzojenik diyebileceğimiz yani iklime dış süreçlere bağlı afetler için özellikle bilinmezlik yönü veri kalitesinden de kaynaklanan bir sürü problemi beraberinde getiriyor. Yani bu hem sigorta alacak firma için hem devlet için ya da işte mesela Tarsim için bile problem olabiliyor. Çünkü oranın sizin herhangi bir bugüne kadar yaşanmamış işte ne bileyim deniz kabarmaları, storm surge'ler işte Antalya'yı bir hortum vurabiliyor. Dolayısıyla nadir eventlerle, rare eventlerle de ilgili aslında çalışılması gerekiyor ki sigortacının veya devletin etkisiz kaldığı noktalardan bir tanesi kesirilemeyen veya beklenmeyen olaylardan dolayı kaynaklanıyor. Fakat burada da şöyle bir çabamız yok. Ben geçen sene Heyelan Sempozyumunu AFAD adına bilimsel kısmının düzenlenmesine yardımcı olmuştum. Orada da şu anki AFAD başkanına, işte ilgili şube başkanlarıyla da görüştüğümde şunu söylemiştim. Yani bu konularla ilgili konsorsiyumların kurulması lazım. Bir tekel değil, üniversitenin yaptığı, araştırmacıların yaptığı, uluslararası araştırmacıların yaptığı çok örnek çalışmalar var. Çünkü bugün öyle bir çağın içerisindesiniz ki hiçbir şeyi artık gözden kaçırmamanız gerekir. Çünkü bilginin bu kadar yoğun arttığı başka hiçbir dönem yok. Ve bilgiye açık bir şekilde ulaşabileceğiniz başka bir dönem yok. Ve dolayısıyla kamuyla araştırmanın arasındaki köprüyü kuracak konsorsiyumlar veya işte bir karar alma mekanizması, örneğin çok basit bir örnek vereyim bugün Heyelan, Meta'nın bir grup insanın başlattığı kişisel girişimle birlikte bir proje başladı. 2001'li yıllarda, 2007'li yıllarda bitti bu proje. Ve aradan geçen 15 yılda Türkiye'de hiç mi heyelan olmadı? Ya da olmayacak. Ya da bunu bir kere bunun ucunu bıraktığınızda bunu update etmek ve güncellemek çok zor. Veya bugün AFAD'ın başlattığı ARAS sistemi var. Sürekli güncelleniyor. Fakat güncellenirken bizim şunu anlamamız lazım.
AFAD'ın tuttuğu kayıtlarda metanın %30-%40'lık bir heylanı kullanıp üzerine koymaya çalışıyor. Fakat bu heylanlar milenyum ölçekte yaşta heylanlar. Yani 1000 yıllık heylan da var, 500 yıllık heylan da var ya da orman yangınları içinde veya diğer şeyler içinde aynı şey geçerli flotta içinde. Fakat sizin 100 yıl ifade etmeniz lazım. 100 yıl çapında bir envanter, dolayısıyla bir olay envanteriyle her bir bağımsız olayın tetiklediği işleri bilmeniz lazım ki yapacağınız kestirim modelleri olsun. Bugün heylan konusunda da ya da moloz akmaları konusunda da, moloz akması için yapacağınız bir duyarlılık haritasının başka bir şeyde karşılığı yok. Yani her heylanı katıp da tek bir duyarlılık haritası çıkartamazsınız. Çünkü kray düşmesiyle ilgili, kaymalarla ilgili bunların mekanik özellikleri, hızları, bulunduğu ortam koşulları, tetiklendiği bir takım eventlerin kendi karakteristik özellikleri var. Şimdi yağış deniyor, yağış da tetikleniyor ama yağışın mesela bu sabah işte Hakan Tanyaş Hoca'yla da konuşuyorduk. Karakteristik bir takım özellikleri var. İşte Orhan Hoca çok iyi bilir. Mesela su gözü heylanı, kar erimesini tetiklediği, gram belki de yağışın düşmediği bir ortamda gerçekleşmiş, kimsenin bekleyemeyeceği fakat çok şey öğreten bir heylan. Yani 15 kişinin de yaşamına mal olmuş, yurttaşın hayatına mal olmuş bir heyelan. Yine dert çıkartılması gereken yazın oluşan ekstrem yağışlarla. Yani dolayısıyla aslında bugün tartışılması gereken bulunduğumuz noktada biz bu envanter olaylarını, boyutlarını, threshold'ları çoktan belirleyip karakteristik bir takım tetikleyicilerle ortam nasıl değişiyor, iklim nasıl değişiyor bunlara odaklanmamız lazım. Çünkü bu sezonluk olarak değil. Karadeniz'de eğer deniz suyu sıcaklığı artarsa transmitif olarak küçük siklonlar başlıyor. Yazın Karadeniz'i vurup da sele veya heylana sebep olan bütün mekanizma böyle gelişiyor. Ya da iç kısımlarda kar erimesiyle gerçekleşiyor. Mesela ben hiç bugüne kadar, 2022'ye kadar bilmiyordum. Benim kendi tuttuğum envanterlerde çıkan kayıtlarda hep bir bahar şeyi var Karadeniz'de, Ordu'da. Diyorum ki ya bunlar yazın tetiklenmesi gerekirken niye baharda böyle bir şey var? Çünkü Kelkit Vadisi'nin gerisinden başlayan ve bizim bilmediğimiz Sahra'dan bize dust'ın taşındığı, kar örtüsünde albedonun değiştiği, kar erimesinin hızlandırıldığı atmosferik nehirler diye bir kavram var. Ve bu atmosferik nehirler bize, yani atmosferde bulunan bir yağış kuşağı bu, aslında enerji getiriyor ve karı eritiyor. Bu mekanizmayı mesela çok bilmiyorum. Ben bu yıl öğrenmiş oldum o mekanizmayı da. Ki yani Türkiye'de bu konuyu limitli de olsa çalışan meteorologlar da var. Yani dolayısıyla bence verinin, Hakan Tanyaş'ın da dediği gibi geçmişe yönelik neredeyse 3 metre, 5 metre bugün günlük uydu görüntüsü sağlayabileceğiniz planoskop gibi araçlar var. Yani aslında bunlar yapılabilir, geçmişe yönelik de yapılabilir ki bugün Harita Genel Komutanlığı'nın verileri de birçok şeyde açık araştırmacılara. Dolayısıyla bunların Türkiye'de yapılıp bütün doğa kaynaklı afetler için bence envanterlerden yola çıkarak eşik değerlerinin belirlenip sigortacılığa veya daha düşük oranda insanların zarar görebileceği bir tehlike ve risk haritalarının oluşturulması lazım. Duyarlılığa kadar işi getirebiliriz belki ama ondan öteye götürmekte hala çünkü zamansal olasılık buradaki en karmaşık olaylardan bir tanesi tehlike. Teşekkürler. Peki, teşekkürler hocam. Şimdi sizin bu ifadelerinizden sonra altını çizmek istediğim husus veya yakaladığım husus şu, heyelanların tetiklenmesine, heyelanlar için değil mi? Nasıl diye doğal afetler açısından veya özellikle ilgili ilişkinde doğal afetler için de tetiklenmesine ilişkin süreçlerin anlaşılması parça da gereksinim var ki bu anlamda iklim değişikliğini de bir arada değerlendirdiğimizde değil mi? İklim değişikliği senaryolarına bağlı olarak 2.6 ve 8.5 mesela değil mi? Artan ortalama sıcaklıklar ve artan ortalama yağış bu tür meteorolojik süreçlerde sözünü etmiş olduğumuz atmosferik akımların da zamana bağlı değişmesi anlamına gelecek. Bu da zamana bağlı bizim bu gördüğümüz değişikliğine bağlı doğal afetlerin veya tehlikelerin frekanslarının değişmesine neden olacak, envanterlerin değişmesine neden olacak. Bu da bizim için tehlike ve risk modellerinin
güncellenmesi gibi bir durumu gündeme getiriyor ki tam da bu konuda ben aslında Musa Bey'e sorumlu yapmak istiyorum. Hani şu anda sektör olarak hani bu doğal tehlikelerden doğan risklerin sigortalanması için ciddi çalışmalar yürütüyorsunuz. Ancak özellikle iklim değişikliğine bağlı bu tetiklenme süreçlerinin değişmesi ve frekansların ve envanterlerin de değişmesini takiben acaba sigorta sektörü bu süreçten nasıl etkileyecek? Hocam biraz ileri gittik yani sorduğunuz soruyla. Biz şu anda işte mevcut durumda verinin kalitesini, standart olmasını, yani kayıt anlamında standart kayıtlar tutulmasını, bulunmasını vesaire konuşuyoruz. Esasında bu çalışmayı yaparken çok net olarak gördük ki bir kısım veri var kurumların elinde ve sağ olsunlar ki bunları bizlerle paylaştılar gerçekten. Biz belli bir noktaya o sayede gelebildik. Ama hani bizim kendi projemizde şöyle bir durum vardı. Biz belli bir süreç içinde bunu bitirmek durumundayız ki neyse ki o sürede uyabildik büyük ölçüde. Çünkü bu esasında uzun soluklu ve sürekli kendisini yenilemesi gereken bir şey. Çünkü veriler değişiyor dediğiniz gibi. Yani biz eski standart verilere göre belli bir şeyde elimizdeki detaylara göre bir şey çıkarırken belli kabullerle bunları tarifelere çeviriyoruz. Tarifelerin de bu anlamda tabii ki verinin değişiminden etkilenerek değişmesi gerekiyor ve bunun hani statik değil biraz daha dinamik olması gerekiyor. Bu da sürekli esasında elinizin üstünde olmasını gerektiriyor. Ama en büyük handikapımız işte hasarla ilgili verinin, işte hasar envanterlerinin, bu sigorta sektöründe de benzer şekilde yani çok belli şeylere ulaşabilmek için o verinin bir standardının olması gerekiyor. Belli içeriklerinin olması gerekiyor. Bunu belli bir noktada yaratabiliyorsunuz. Yani belli şekillerde modellemek mümkün ama zaten şu anda yaptığımız olay da bu bizim mevcut durumda. Bizim açımızdan hani gerçekten sürekli olması gereken, depreme göre daha sık, yani frekansı daha yüksek, belki etkileri daha düşük ama artan süreçte de daha da fazla olabilecek olaylardan bahsediyoruz şu an. Çünkü biz genel tecrübemiz deprem üzerine ama sigorta sektörü olarak baktığımızda bütün bu özellikle doğal afetlere teminatı verdiğimizde olayın boyutu tamamen değişiyor ve şu anda da esasında iklim değişikliği bunu biraz daha da öteye taşıyor. Daha mikro boyuta getiriyor ama hasarın şiddetinin belli noktalarda daha da artacağını gösteriyor. Bu yani bir şekilde kolay yönetilebilir bir şey değil ama bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Yani hani biz şu anda bir tarifeyi öncelikle bir yapıyı oluşturup bunu hayata geçirip ondan sonra elimizdeki verileri esasında hani tartışmalarımızda da özellikle bu tarife konusu çalışırken çok konuştuğumuz bir şey var. Biz bu veriyi nasıl tutmalıyız kısmı da var. Yani işi sadece selle veya heyelanla, heyelanın çeşitleriyle kısıtlı tutmadan belli bir yapıyı da oluşturup ona göre nelere bakmalıyız, bunları karşılayabiliyor muyuz sahada, hasar anlarında neler olmalı, onları görmemiz gerekiyor. Yani bu bizim açımızdan önemli ve sürekli de bunları bizim belki süreç içinde fazlasıyla revize etmemiz gerekecek. Bu arada yani bu modellemelerin de sürekli değişmesi anlamına geliyor esasında. Özellikle şöyle baktığımız zaman iklimsel etkilere baktığımızda onun modellemesi nasıl olacak orası biraz daha zor tabii. Yani bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben özellikle burada bizim çalıştığımız konu, teminat verdiğimiz şey sivil konutlar. Biz daha çok buraya odaklandık. Elimizde belli bir bina envanterimiz, hani esasında Türkiye için resmi bir bina envanterimiz henüz oluşmadı. Çalışmaları devam ediyor. Belli bir aşamaya geldiğini biliyoruz ama biz kendi elimizdeki DASK'ın envanterini kullanarak bunu belli bir noktaya getirmeye çalıştık. Onunla
tarifeyi de ona göre hızlı bir şekilde oluşturmaya çalıştık. Yani bizim de bunu tarifeyi oluştururken kıstaslarımız vardı. Yani kısıtlarımız vardı. Pardon, kıstas yanlış oldu biraz. Esasında o kıstaslara uymak için kısıtladık bazı şeyleri. Ve bu çerçevede de esasında büyük, yani minor etkilerden çok büyük etkilerin nasıl elimine edilebileceği üzerine çalıştık. Yani bir sonraki konuya biraz gireceğim belki ama sigortalanabilir mi? Sigortalanabilir. Çünkü büyük sayılar kavramından bakıyoruz. Ama bu verilerin de işte hasardan sonra iyi tutulması ve belli bir standarta tutulması ileriye dönük de işe yarar sonuçlar ortaya çıkarması gerekiyor ki ona göre biz de kendi yaptığımız işi biraz daha ileriye taşıyabilirim. Bu anlamda da tabii özellikle biz dış kaynaklardan, sizlerden, üniversitelerden çok destek görüyoruz. Yani beraber çalışmakta durumundayız ki bunu bir noktaya getirebilelim. Söyleyebileceklerim bu aşamada bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi aslında son artık bölümde de değerli hocalarımdan birer cümleyle aslında belki bunu kendi görüşlerimi özellikle çok merak ediyorum. Bu tür tehlike ve risk analizleri konusundaki çok da önemli çalışmalara altlık teşkil ediyorlar, sigortacılık gibi. Mesleki uygulama ve kalite yönetimi açısından profesyonellerin sorumlulukları nedir hocam? Ben yine sırayla devam etmek istiyorum. Profesyoneller olarak gerek kamuda gerek üniversitede olsun sorumlulukları nasıl tanımlayabiliriz? Derya hocam sözü size vermek istiyorum. Evet Hakan hocam, yani bu konularda çalışan profesyonellerin sorumlulukları. Şimdi burada aslında daha demin datadan bahsettik, çok büyük bir gereksinim olduğunu girdilerinin. Bu data verilerinin aslında paylaşılması gerekmektedir. Ben en büyük sorumluluk olarak bunu görüyorum. Toplanan verilerin nasıl toplanma dair bilgisiyle birlikte bunların paylaşılması şart. Ki biz de araştırmamızı devam edelim. Buradaki veri kaynakları ve verilerin toplanması derken hani afet toplanması da, afet yapılarının da toplanması, yani ne kadar hasar oluştu, bunda hani paylaşılması büyük bir sorumluluk olarak görüyorum. Bir profesyonelin akademiyle, akademi camiası ve de sigorta kurumlarıyla bunu bir ortak bir alanda paylaşılması büyük bir sorumluluk. Tabii bunlarla ilgili protokollerin de yaratılması gerekti muhakkak. Profesyonel bir sistem oluşması lazım dedi hocamız. Kesinlikle periyodik eğitimler olması lazım ki bu datalar kaliteli bir şekilde toplansın. Buna önem verilmesi çok yani büyük bir önem verilmesi gerekmekte olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradaki sorumlular kısmında bir de yani en iyi modelleri yapmayı tabii ki amaçlamalıyız. En iyi hasar kayıp modellerini, risk analizleri modelleri yapmayı amaçlamalıyız. Bu anlamda kendimizi devamlı güncellemeliyiz. Aslında buradaki biraz niteliğe girmiş olacağım bu sorumluluğun verdiği. Yani buradaki en iyi modelleri oluşturma sorumluluğunun altında aslında çok bakışlı bakabilme, yani çok riskli çalışabilme niteliği de gerektiriyor. Hocamız da bahsetmişti önceden. Aslında risk çalışmaları selden için özellikle hidrolojik yapı yönetimi, yapı mühendisliği, yapı performansı, istatistiksel yöntemler aslında birçok riskini çalıştırmayı gerektiriyor. Bunları bilebilmek, bence bunları uygulayabilmek gerekmekte. Bunu da öğrenmek ve güncellemek lazım kendimizi. Bunda bir sorumluluğum, benim de kendime yaptığım sorumluluklardan bir parçası olarak görüyorum. Bunun yanı sıra en temel sorumluluklardan biri de aslında bu konular üzerine çok konuşuyoruz. Kayıp analizleri, risk analizleri nasıl yapılır diye konuşuyoruz. Aslında bununla birlikte önlemleri de konuşmak lazım. Bunları da bir olayın parçası olarak görmek lazım.
sonuç olarak aslında bu önlemleri alırsak kayıpların azalabileceğini bilmek ve bunu söyleyebilmek, paylaşabilmek lazım. Bunu da bir ana sorumluluk olarak görüyorum. Çünkü sonuç olarak kayıp odaklı değil de önlemler alsaydık ne kadar daha riski azaltırdık. Bunu da çalıştırmak gerektiğine inanıyorum. Ve bununla birlikte tabii ki bunlar da paylaşılmalı ve farkındalık yaratılmalı. Burada farkındalık genel olarak ben üç perspektiften de görüyorum. Yani vatandaş olarak farkındalık, sigorta kurumlarının ve kamu kuruluşlarının farkındalığı olarak söyleyebiliriz. Tabii burada bu farkındalığı yaratarak amacımız tabii ki bunların zamanla bu kayıpların azalacağı üzerine. Bu burada ki devamlı paylaşımda çok büyük bir önemini görüyorum. Ben son olarak şunu da bahsetmek istiyorum. Bu sonuçlarda size de dedim, bahsetmiştim. Çok riskli bir bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğini modellere lazım diye. Ve burada ayrıca tabii ki diğer afetleri düşünmek gerektiğini de düşünüyorum. Yani çünkü hocamız da bahsetmişti tekrar, Tolga hocamız da. Orman yangınlarından bahsetti. Gösterdiği grafiklerde sellere bağlandı. Kuraklığa da bir bağlı olacağını söyledi. Burada iklim değişikliği de var. Onun sıra heyelanlar birbiriyle tetikleniyor. Aslında olay da çok, gerçekten hem çok riskli hem de çok afet yüzüyle, çok da afet yüzüyle bakmak gerekli diye listeleyebilirim hocam. Bu kadar. Peki, teşekkür ediyorum. Aynı soruyu Necan Hocam'a da yöneltmek istiyorum. Profesyonellerin sorumlulukları nedir hocam? Uygulama ve kalite yönetimi açısından. Necan Hocam. Hocam, özemli bir nokta. Ben de Derya Hocam konuşurken düşünüyordum bunun üstüne. Şimdi bir aklıma gelen şey bizim eğitimde neler yapabiliriz diye bir şey aklıma geliyor. Lisans ve lisansüstü eğitimlerimizde ben örneğin inşaat mühendisliği bölümü için düşünüyorum, başka bölümler için de. Biz öğrencilere yeterince şey verebiliyor muyuz acaba diye. Risk, tehlike, olasılıksal kavramları. Hani acaba çok mu deterministik bir eğitim şeyimiz var, müfredatımız vardı. Çünkü öğrencilerimiz mezun olduğunda bu tür böyle özellikle doğa olaylarına ilgili konularda çalışacak bir mantaliteye, şeye sahip oluyorlar mı acaba? Yoksa çok böyle matemat böyle olunca böyle yapıyoruz falan gibi bir öğrenim sistemimiz mi var? Biraz da öğrencileri risk algısı, olasılıksal yaklaşım konularında eğitebilir miyiz acaba diye onu düşündüm. Diğeri kurumlara düşen bazı sorumluluklar ve görevler var diye düşünüyorum. Biraz önce Hakan Hocam da söyledi, Hakan Tanyaş Hocam bahsetti. Aslında her şey var elimizde, helva yapmamız gerekiyor. Hani şey, bilimsel uzmanlar var, kurumlarımızda değerli bir takım veriler ve uzmanlar var. Bir araya getirilip ne yapılabilir burada? Ortak bir sistematik yöntem oturtmak. Tabii bunun için öncelikle bir istek ve şey olması gerekiyor. Buna yönelik bir strateji belirlenmiş olması gerekiyor. Ülkemizin hem günümüz durumu hem iklim değişikliği etmenleriyle bu sıkıntılara ele alınmasına yönelik bir motivasyon ve strateji olursa bence kurumlara da büyük sorumluluk düşüyor. Örneğin aklıma gelen bir şey, işte AFAD, DASK olur, belediyeler olur, başka kimler, üniversiteler, ilgili kurumlar bir araya gelip deseler ki bize şu şu şunlar eksik Türkiye'de, şu şu şunlar iyileştirilmesi lazım. Ne dedik? Envanterin çeşitli boyutları da içerecek şekilde güncellenmesi. Ne dedik? İşte binaların hasar görebildiği üstüne veri eksik Türkiye'de vesaire. Bu eksiklerimizi belirledik. Kim nasıl buna katkı verebilir? Atıyorum şu anda bir föy hazırlayalım. Tamam, AFAD her gittiği heyelan hasar bakarken o formu öyle bir de şöyle doldursun ki şu bilgilerde DASK'a veri sağlasın falan gibi düşünüyorum. Veya işte bütün hasarların fotoğrafı çekilecek, şu merkezi sisteme yüklenecek, ona bakanlık, belediyeler, AFAD, DASK herkes erişebilecek vesaire, nasıl bir sistematik oturtulursa. Ama hani bu yaklaşım çok kuruma farklı açılardan veri sağlayacak, faydalı şeylere yol açacak diye düşünüyorum. Çok şeye girmedim ama sonuçlara ben biraz o konuda şeyim hocam, inşaat mühendislerinin attığı her imzanın böyle bilincinde olması, attığı her kararın, yaptığı, yazdığı her raporun, cümlenin sonucunda olması konusunda da biraz hassasım ama tam buraya
bağlayamayacağım herhalde onu şimdi. Ama çok önemli bir mevzu dediğiniz. Firmalar da böyle, kurumlar da, insanlar da o mesleğin getirdiği sorumluluğu üstlenecek şekilde etraflı bir değerlendirmeyle o sorumluluğu almaları gerekiyor. Sözüm böyle biteceğim ama Hakan Nefesli Hocam, Nefesloğlu Hocam, ben sizin görüşlerinizi de kısaca ilave etmenizi rica edebilirim. Bu konularda sizin de çok güzel çalışmalarınız var. Hem bu son sorduğunuz soru hem de geçmiş sorular için. Ben birkaç cümle sizden de eklemenizi rica etsem bitirirken oturuma. Teşekkür ederiz. Tabii ki. Ben de birkaç görüş vermek istedim. Aslında hem görüş vermek hem de konuyla ilgili belki de en kritik sorulardan bir tanesi, ben son söz olarak Musa Bey'e soracağım birazdan. Şimdiden hemen söylemiş olayım. Mesela acaba sonuçta profesyonellerin sorumluluk taşıması lazım. Hani, ben bir heyelanı haritalarken, bir model yaparken, özellikle kamu kurumları açısından tüm Türkiye'yi ben tehlikesini değerlendiriyorum dediğimde ve ben bu tehlike haritasını sigorta sektörünün de altlık olarak kullanacağını da varsaydığımda burada çalışan profesyonelleri ciddi sorumluluklar taşıdığını düşünüyorum. Yani aslında ciddi kararlar alınıyor burada ve ciddi primler karar veriliyor ve ne bileyim, gerek can olsun, gerek mal olsun, bir takım maliyetler, ilişkin riskler paylaştırılmış oluyor. Şimdi bu durumda aslında ben soruyu şimdi sormayacağım ama sadece Necan Hocam ifade ettiği için, benim aklıma geldiği için söyleyeceğim. Mesela tabii bu durumda da profesyonellerin üzerine ağır bir yük biniyor karar verirken. Bu sefer ağır stres altında insan belki daha doğru kararları veremeyebilir. Acaba profesyoneller bu tür çalışmalarda yapmış oldukları, elde etmiş oldukları sonuçların sorumluluğu üzerinden sorumluluğu tutulabilir mi? Bir, iki, bu sorumluluğu tutulması durumunda acaba mesleki sorumluluk sigortası diye bir kavramdan bahsedebilir miyiz diye ben size son söz olarak bunu soracağım ama ondan öncesinde yine sırasıyla Hakan Tayyip Hocam ve Tolga Hocam'dan özellikle mesleki sorumluluklar açısından bu tehlike ve risk analizinde profesyoneller ne kadar sorumluluk taşıyor, hangi sorumlulukları almalı, bunları merak ediyorum. Hakan Tayyip Hocam. Çok kısa, belki yine Necan Hoca'ya ek olarak, yani biz kendi çalıştığımız yerden şimdi yani kurumlarla ilgili çok şey söylenebilir, tamamen toplu başka bir tarafa atmaktansa, mesela bu bir kısım veri üretiliyor bu akademik camiada, veri paylaşılıyor, veriyi tutuyoruz, bazı işte modeller geliştiriliyor ama bu açık kaynaklı, işte bunlar paylaşılmıyor ve dolayısıyla aslında ilerleyerek gitmesi gereken bazı bu gelişmeler, yani bir yerde sanki böyle bir yani yayın motivasyonuyla yaptığımız şeylere dönüşebiliyor. Bu yani kendi durduğumuz yerden bir kendimize belki bir eleştiri, bir sorumluluk hatırlatması olabilir. Yani her şeyin açık kaynaklı yapılması, hem verinin paylaşılması, hem geliştirilen modelle paylaşılması ve sınanabilir olması. Zaten bu artık her yerde beklenen bir şey haline gelmeye başladı dünyada. Bence bizim durduğumuz yerden en önemli şey bu. Teşekkür hocam. Ben de çok uzatmadan şey yapayım, katkıda bulunayım. Bence birincisi profesyonel anlamda herkesin bir araya gelip sektörün ihtiyacını da belirlenmesi gerekiyor. Necan Hoca'nın çok doğru söylediği bir şey var. Mesela benim yüksek sansta verdiğim bir geohazard dersi var. Dersin 14. haftası genelde sağ olsun bazı sigortacıları davet ederek onların öğrencileri beklentileri, ki bu sektörde hala uzman anlamında da birçok şey var, ihtiyaç var kişilere. Yani doğa kaynaklı afetlerin birçok şey boyutunda. Çin'de mesela şöyle bir otokontrol var. Bir yer yaptığınız ve bir proje yaptığınız zaman bu birilerinin ölümüne sebep oluyorsa idamla yargılanıyorsunuz. Yani bence asıl profesyonel sorumluluk şey bu. Yani bu bir zincir. Baştan aşağıya kadar tabii harç ve şey yani sert bir karar şeyi olsun değil ama profesyonellere burada sorumluluk çok düşüyor çünkü o zaman hem etik bir şeyi de gütmeniz gerekiyor
Tabii ki bu bahsettiğimiz koşullar verinin sağlıklı olduğu, güvenilir olduğu, işte tartışılabildiği ki geçen bir tweet paylaşmıştım. Bir data için yapılan 73 farklı analizde 730 analizde 70 farklı sonuca ulaşılıyor ve verinin güvenilirliği konusunda negatif hiç ilişkinin olmadığı, pozitif ilişkinin olduğu birçok sonuca ulaşılıyor. Bu deneyimle de alakalı olabildiği kadar bu bir takım işte her ne kadar aynı veri üzerinde çalışıyorsanız da buradaki uygulayacağınız yaklaşım ve bulacağınız sonuçlar açısından da önemli. Bence buradaki profesyonellere düşen en büyük işlerden bir tanesi Türkiye sistematik olarak bilimde çok sesliliğe, çok disipline önem vererek bu işleri çözüp sadece karar ve deneyimleri bir kişinin tabanında değil, daha çoklu bir seste. Çünkü burada siz bilinmezliği ya da uncertainty'yi düşürmek için çabalamanız gerekiyor. Güvenliği arttırmanız için. O da maalesef bir kişinin istediği kadar deneyimli olsun. Şeyde değil artık. Dünyada tek elinde değil. Yani. Teşekkürler. Hocam çok teşekkürler. Tam da aslında altını çizmek istediğim hususu yani profesyonellerin bu belirsizlik altında çok büyük sorumluluklar aldığını düşünüyorum. Yani en nihayetinde envanter haritaları yapıyorsunuz, duyarlılık haritaları yapıyorsunuz ve bunları kullanıma sunuyorsunuz. Ve büyük belirsizlikler altında bazen haksız eleştirilere de maruz kalabiliyorsunuz. Tam da bunu kastetmeye çalışmıştım aslında. Tabii idam değil yani sözün, söz ettiğim şey idam değil ama hukuki durumlarda bir dava olması durumunda sorumlulukların paylaştırılması açısından acaba tarafların arttırılması bir çözüm olabilir mi veya yani taraf sayısının arttırılması, katılımcı sayısının arttırılması bu tür kararlarda veya 1 ve 8 sorumluluk sigortası buna bir çözüm olabilir mi? Birinci sorum Musa Bey. İkinci sorumda en nihayetinde son söz olarak sözü size bırakıyoruz. Doğal afetler, iklim değişikliği ilişkin doğal afetlere yönelik riskler sigortalanabilir mi ülkemiz için? Hakan Bey, açıkçası en zor soruyu bana sordunuz sanki. Sigortacı olmanın getirdiği bir şey. Esasında şöyle söyleyeyim. Ben inşaat mühendisi eğitimi aldım. Bunun üstüne yüksek lisans yaptım. Ama sigortacılığın ne olduğunu sigorta şirketinde çalışmaya başladıktan sonra, risk mühendisi olarak çalışmaya başladıktan sonra, hatta underwriting'e geçtikten sonra, hasarlarla karşılaştıktan sonra öğrendim. Yani baktığımız zaman sigortacılık esasında tam anlamıyla multidisipliner bir dal. Bunun hukuksal bacağı da var. Yani her türlü branştan, makinesinden, inşaatından, sağlığından, sorumluluğundan bir yani bütün dünyadaki bütün esasında mesleklere belki dokunan bir yapısı var sigortacılığın. Öyle olunca tabii tam anlamıyla multidisipliner. Dediğiniz gibi özellikle profesyonel sorumluluk, mesleki sorumluluk sigortaları ülkemizde her ne kadar belli branşlarla sıkışmış olsa da şu aşamada dünya geneline baktığımızda bunun örnekleri var. Belli kapsamlarda, şartlarda bu teminata esasında Türkiye'de sağlayan ama biraz daha kısıtlı olarak sağlayan poliçeler de var. Yani ama biraz da yurt dışı kaynaklı bunlar. Genel anlamıyla dizaynı, yapısı Türkiye'de değil, yurt dışında genel olarak oluşturuluyor. Bunun Türkiye'ye uyarlanması var belli olaylarda. Özellikle doktor sorumlulukta var. Ama mesela mühendisler için de bunun bir karşılığı var. Türkiye'de bu teminatı özellikle yurt dışı ile çalışanlar arayıp bulup bir şekilde temin ediyorlar. Dediğim gibi Türkiye'de bunu sağlayan sigorta şirketleri hatta özellikle de brokerlar var. Yani bu biraz daha minör düzeyde kalıyor ama geniş kapsamlı olduğu nokta işte dediğim gibi özellikle hekim sorumluluk, sağlıkla ilgili daha çok bizim için neden olmasın. Bu mutlaka bir karşılığı bunun var. Benim çok bilgi alanımda olmadığı için sadece genel bir bilgi.
Bu gerçekten bu konuyla ilgili biraz çalışmayı, detaylarını bilmeyi gerektiriyor. Şu anda uzun süredir DASK'ta olduğum için 8 sene oldu. Bazı detayları unutmuş ve hatta belki kaçırmış da olabilirim. O anlamda umarım sorunuzun cevabı olmuştur. İkinci noktaya gelirsek, bu iklim değişikliğinin getirdiği afetler, riskler sigortalanabilir mi? Esasında iklim değişikliği sadece bunun dediğimiz gibi boyutunun değişmesine sebep oluyor. Bütün dünyada, ülkemizde de hali hazırda biz zorunlu kısmını yapmakla beraber bu risklerin neredeyse hem sanayi hem ticari ve hem sivil olarak bütün sigorta şirketleri tarafından belli teminatlar veriliyor. Yani şu anda sigorta şirketleri ticari yapılar oldukları için belli noktalarda teminat vermeyebiliyor. Zaten bizim DASK olarak bu işin içine girmemizin ana amacı teminat verilmeyen noktalarda da bunu sağlayabilmek, bu paylaşımı sağlayabilmek. Esasında bir çeşit IMC bu. Yani primin dağıtılması yöntemlerinden birisi. Bu biraz aktüaryal anlamda da bakılıyor, genel anlamda da bakılıyor. Çünkü belli risk noktalarında bu özellikle sel riski için çalıştığımız şeylerde veya sizinle beraber çalıştığımız heyelanda yaptığımız kabuller bizi hep güvenli tarafta kalarak yaptık bunları. Açıkçası biraz konservatif ve yüksek primine sebep olan tarifeler ortaya çıkmış olabilir. Biz buna bakıp esasında tarifi gerçek tarifi yani esasında sizinle bahsettiğim şey bu saf prim olayıydı. Gerçek tarifeyi buna göre biraz daha yayabilme şansına sahibiz ve o şekilde çalışıyoruz zaten. Yoksa o alana hiç teminat gerçekten verilmemesi gerekiyor bazı yerlere, normal koşullar altında bile. Bizim amacımız bu değil şu bu aşamada. Biz bunu tabana yayıp risksiz alanlardaki, çünkü bütün doğal afetlere teminat veriyoruz. Bazı teminatları buradan vermeyelim vesaire gibi bir düşünceyle değil, tabana yayıp, genele yayıp daha doğrusu elimizdeki portföye göre daha da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Biz böyle bir politika gidiyoruz. Bu çerçevede çalışıyoruz ve ben bunu bir sigortada yaklaşık 25 yıldır sigortacılık yapıyorum. Yani sigorta şirketinde çalışıyorum. Bu gözle bakınca bütün risklerin esasında sigortalanabilir olduğunu ama belli şartlarda sigortalanabilir olduğunu söyleyebilirim. Ve dünyadaki uygulamaları da genel anlamda bu şekilde. Zorunlu tarafları çok farklı noktalara gidebiliyor. İşte bunun trafik örneği var, farklı örnekleri var. Ama bizim amacımız şu anda dediğim gibi bunu tabana yayabilmek. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok doyurucu bir cevap oldu. En azından benim için, katılımcılar için de öyle olmuştu kanaatindeyim. Esasen panelimizi sonlandıracağız birazdan. Öncelikle tüm hocalarıma, katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Kırmadılar, buraya geldiler, görüşlerini bizimle paylaştılar. Panelimizi kapatıyoruz ancak hemen akabinde Hakan Tanyaş hocamızın kendisini TÜBİTAK desteğiyle Hollanda'dan getirme şansımız oldu. Kırmadı, o da kendisi katıldı kongremize. Kongremiz kapsamında bir çağrılı, ufak bir çağrılı konuşması var ve özellikle bu şu anda panelde yaptığımız tartışmalara mütakiben duyarlılık ve tehlike analizlerinin bugünkü durumu ve geleceği, özellikle ben geleceğini çok merak ediyorum. Geleceği hakkındaki görüşlerini kendisinden alacağız. Hocam biz geçebiliriz istersen, sizi de şey yapabiliriz. Buraya buyurabilirsiniz hocam. Teşekkür ederim tekrar. Yani katılımcılar için zor olmaz umarım. Olabildiğince o yüzden kısa toparlamaya çalışacağım. Ama yorulduğunuzun farkındayım. Kısaca aslında Hakan Hoca'nın söylediği gibi bu duyarlılık ve tehlike haritaları nasıl üretiyoruz? Durum ne ve nereye doğru gidiyoruz? Ne bekleyebiliriz yakın gelecekten diye kısaca toparlamaya çalışacağım. Ve bunu yaparken de bazı örnekler vereceğim.
Bu örnekler genelde kendi çalıştığım grubun örnekleri olacak. O da yani bu işleri biz çok yapıyoruz demek için değil, aslında bir ya proof of concept olarak, yani şunu, şu Murat'la geldik çünkü yani umuyorum Türkiye'de de bu işleri yapabiliriz. Sizin aklınıza eğer sunum sırasında şöyle sorular gelirse, ya Türkiye'de bu var mı? O sorunun cevabı genelde ne yazık ki hayır olacak. İkinci soruda eğer şu gelirse aklınıza, peki yapabilir miyiz? Onun cevabı da evet olacak. Yani yapabileceğimiz şeylerden bahsedeceğim. Başlarken yani genç öğrenci belki arkadaşlar olabilir takip eden, onları düşünerek bir de yani Bartın'da yaşanan olayı da düşünerek çok kısaca bu tehlike ve riskle ilgili bir kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani bunlar iki ayrı dünya aslında, birbiriyle bağlantılı olan iki dünya. Tehlike bizim algılamaya çalıştığımız bir dünya. Kontrol edebildiğimiz bir dünya değil. Yani tehlikeyi anlamaya çalışıyoruz, modellemeye çalışıyoruz. Risk ise bizim kontrolümüzde. Yani riski azaltabiliriz, artırabiliriz. Peki doğal afetler diyoruz. Zaten bunu iklimle bağlamaya çalışacağım. Onunla ilgili bir iki örnek göstereceğim ama bu gerçekten biraz şey karışık. Yani doğal olan ne? Yani neyi kastediyoruz? Burada da zaten Tolga Hoca söyledi, başkaları söyledi. Yani bir tartışma aslında bu. Bir antroposen denen yeni bir aslında jeolojik zaman içerisinde miyiz, değil miyiz? Böyle bir tartışma var. Bunun anlamı şu. Yani artık insan temelli prosesler doğal olanları domine eder hale gelmiş durumda. Dolayısıyla tabii iklim de, küresel ısınma da bunun bir parçası ama bunun ötesinde aslında bir şeylerden bahsediyoruz. Bu mesela bir çalışma, bu sene yayınladığımız bir çalışma. The Guardian gördü ama pek Türkiye'de görülmedi. O yüzden ben de fırsatını bulmuşken aslında bahsetmek istedim. Bu çalışmada mesela şuna bakmıştık. Yoldan kaynaklanan, yol inşaatlarından kaynaklanan Doğu Karadeniz'deki toprak kaymalarının bir depremle olası, yani Doğu Karadeniz'i böyle bir deprem beklemiyoruz ama teorik olarak olacak bir depremle kıyaslandığı zaman etkileri ne mertebede diye. Bir çalışmada şunu gördük. 6 ve üzeri bir depremin yaratabileceği etkiye eşdeğer bir aslında etki yaratmışız yol çalışmalarıyla. Dolayısıyla bu bir antropojenik etki ve belki de aslında iklim değişikliği hani çok daha konuştuğumuz bir alanken biraz da topu taca attığımız bir alan. Çünkü diyoruz iklim değişikliği hani geliyor. Ama bu çok daha bizim kontrolümüzde bir alan. Bunu da belirtmek lazım. Ve örneğin yine geçen yaz bu daha iklim değişikliğiyle bağlantılı. Almanya'da, Avrupa'da görülen ve Almanya'da daha çok gördük bunu. Sel gerçekleşti ve dedik ya Avrupa'da da hani oldu. Çünkü bu zaten Pakistan'da oluyor, Endonezya'da oluyor ama Avrupa'da olunca daha büyük bir tabii ilgi yarattı. Ve gördüğünüz gibi aslında burada hem sel var hem heyelan da var ve bu yeni bir norm aslında olabilir. Burada bizim yine meslektaşımız Uğur'un da Science'da bunu yayınladılar. Yani bunlara artık daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hem bazı yerlerde kuraklık olacak hem de bu ekstrem yağışların sıklığında bir artış görebiliriz. Peki buna hazır mıyız? İşte soru bu zaten. Peki bu burada yine şuna vurgu yapmak istiyorum. Antropojenik etki yine her zaman burada. Örneğin Palu'da 2018'de bir deprem oldu Endonezya'da. Çok büyük heyelanlar gördük. Nedenlerinden birisi aslında arazi kullanımıydı. Yani bu çok içkin, birbirine karışık bir pek çok süreçten bahsediyoruz. Onu vurgulamak istedim. İkinci burada vurgulamak istediğim şey, yani bunların yine burayı kısa geçeceğim. Yani bir heyelan dediğimiz zaman sadece heyelan değil. Taşkın dediğimiz zaman sadece taşkın değil. Bunların hep ikincil, üçüncül ardılları var. Yani işte bir volkanik aktivite olduğu zaman buradan gelen bir piroklastik akıntı olabilir. Bu bir tsunami tetikleyebilir. O tsunami bir heyelan tetikleyebilir. Dolayısıyla bu anlama kısmı, az önce söylediğim gibi tehlikeyi anlarsak eğer modelleyebiliyoruz ve bunları, bu ilişkileri görmek gerekiyor. O yüzden bu multi-hazard analizleri aslında yani ilerlememiz gereken yönelim de bu aslında. Ama çok da karmaşık. Bir örnek yine, ben şu an depreminden, 2008'de oldu ama aslında sıkıntılarını, etkilerini hala yaşıyoruz. Yani orada gerçekleşen heyelanların bir kısmı
Örneğin bazı nehirleri tıkadı. Bazı nehir yataklarında moloz birikmesine neden oldu. Bunlar daha sonra sellere neden oldu. Bazı oluşan heyelan gölleri daha sonra çöktü. Bunlar taşkınlara sebep oldu. Ve bugün hala aslında yıllar geçti üzerinden. Mesela moloz akmalarında ben şu an öncesine göre daha büyük sayılar görüyoruz. Yani henüz kendine gelemedi doğa. Şimdi bir başka örnek, bu da aslında bir tartışma konusu ama yani ne kadar etkilerinin kestiriminin zor olduğunu ve karmaşık bir süreç olduğunu ifade etmek açısından 99'da ben Tayvan'da Çiçi Earthquake depremi ve depremden yıllar sonra gerçekleşen bir kasırga var. Bu kasırgayla Çiçi depreminde açığa çıkan heyelanlarla biriken malzeme yeniden taşınıyor. Ve bu stres değişimine paralel olarak bu malzeme taşınan işte o şey o şeyden büyük yağışlarla beraber biriken malzeme yeniden yer değiştiriyor ve bunun arkasından depremler deprem frekansında bir artış görüyorlar. Yani burada bir mesela sismik tehlikeden bahsediyorsak bu dinamik yapıyı görmek gerekiyor. Tabii bu bir tartışma konusu. Yani bu yayınlandı ama yani bu tarz dolaylı etkileri gözlemleyebilmek gerçekten çok zor. Şimdi ancak biz heyelanın aslında mekaniğini biliyoruz. Yani bir basamak bazında baktığımız zaman bunu fiziksel olarak heyelana neden olan etkiler, heyelana karşı direnen kuvvet vesaire. Bu işte sağ kolonda gördüğünüz aslında yani bir basamağı siz inceleyip bunların ne olduğunu çıkarıp bir duyarlı stabilite analizi çok rahatlıkla yaparsınız. Ama bölgesel ölçekte bu işi yapmaya çalıştığınız zaman bu veriler yok. Yani bu jeoteknik verileri vesaireyi bulmak gerçekten çok zor. Dolayısıyla aslında orada bir nevi gölgeleriyle, bu verilerin gölgeleriyle çalışıyoruz. O da sol tarafta gördüğünüz onları temsil eden proxylerimiz var. Ve bunları bir araya getiriyoruz ve belki işte sabahtan beri konuştuğumuz bu duyarlılık haritalarını üretiyoruz. Şimdi burada baktığınız zaman örneğin farklı heyelan türleri için geliştirilmiş bir iki tane duyarlılık haritası görüyorsunuz. Özellikle kendi research grubumdan birinin şeyini seçtim, çalışmasını seçtim. Çünkü biraz eleştireceğim. Ama bu eleştiri, yani kötü bir eleştirinin şunu söyleyeceğim. Bu çok statik bir harita. Tamamen verili heyelanları kullanarak o az önce gösterdiğim farklı tabakaları da yani neden olan faktörleri de bir araya getirerek üretilmiş bir harita. Şimdi diyoruz ki ama iklim değişikliği olacak. Yağış, belki de farklı yerlerde yağışlar göreceğiz, daha sık yağışlar göreceğiz. Belki çok farklı bir patern görebiliriz önümüzdeki dönemde. Ama bu tamamen geçmişten çıkarılan bir harita. Dolayısıyla bu hiç yoktan iyidir. Ama bize çok da yani bilgi veren bir ürün değil. Çünkü statik bir veri. Ve bir ikincisi bu sadece nerede olabileceğine ilişkin bir olasılık haritası. Yani burada tehlikeden bahsediyorsak hazard tanımını doldurabilmemiz için bir intensity, bir yani ne kadar şiddetli olacak o heyelan, onu da bilmemiz gerekiyor. Ama bununla ilgili hiçbir şey yok bu haritada. Dolayısıyla yani bir planlamacı için tamam buralar kırmızı, buralar sarı falan ama yani bu ne kadar kırmızı? Yani bundan ne kadar tedirgin olmalı? Bunun aslında o bilgi burada yok. Statik olmasının yanı sıra. Peki şimdi daha dinamik bir boyuta geçelim. Erken uyarı sistemleri. Bu grafikte yıllara bağlı olarak dünyada geliştirilen bölgesel ve ülkesel ölçekte, global ölçekte de bu uyarı sistemlerinin sayılarındaki artışı görüyorsunuz. Veri sayısındaki artışa da bağlı olarak gerçekten artan sayılarda uyarı sistemlerimiz var. Ama bunların sıkıntılar var. Birincisi, yağışın etkisi duyarlılıkla beraber değerlendirilmiyor. Bu çalışmaların hemen hemen hiçbirinde bu yok. Yani bir yağış threshold'ları belirlenerek bu statik bir susceptibility bir duyarlılık haritasıyla örtüştürülüyor. Dolayısıyla birbiriyle konuşmayan iki tane veriyi biz çakıştırarak anlamaya çalışıyoruz. İkincisi, az önce dediğim gibi bir ne kadar şiddetli olacağına ilişkin bir veri yok. Bunlar hep tamamen nerede olabiliriz söylüyor bize. Ve bir hata payımız yok.
Yani bu haritalar size bir uyarı veriyor ama ne kadar güvenilir bir veri onu da bilmiyoruz. Ve bunlar genellikle sınanmıyor da. Yani şu anda az sonra göstereceğim. Mesela bu NASA'nın gerçek zamanlı bugün yani girerseniz sitesini görebileceğiniz harita. Bu ortalama bir olasılık veriyor ama her 3 saatte bir bunu güncelliyorlar. Yağışa bağlı olarak 3 saatte bir başka bir harita görüyorsunuz. Orada probabilite farklı klaslar var. Renkleri görebilirsiniz. Ama birkaç sıkıntı var burada. İlk sıkıntı ne? Bunları mesela bir yerde uyarı verdi. Şimdi biz buna dönüp bakmıyoruz. Yani burada bir şey oldu mu olmadı mı? Yani ne kadar hata payı yüksek? Şimdi bunu çok bilmiyoruz. Bir ikincisi kullandıkları veri. Heyelan envanteri. Tarihsel kayıtlar kullanıyorlar. Yani bir kısım yeni çıkan modelleri büyük bir oranda kullandıkları veri tarihseldir. Yani olayın ne zaman olduğunu bilmiyoruz aslında. Bu kullandıkları heyelanların ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Bir tarihte olmuş. Bu tamamen tarihsel bir veri. Bir kısım yeni olay envanteri de var ama büyük bir kısmı tarihsel veri. Dolayısıyla aslında öğrenebileceğimiz bir veri değil kullandıkları. Peki ne lazım? Bize daha çok olay envanteri lazım. Zaten sabahtan beri de vurguladık. Bunları hızlı hızlı geçeceğim. Aslında var yani yöntemler var. Örneğin burada gördüğünüz şey Google Earth üzerinden Change Detection'la her şeyi çıkarabilirsiniz. Her şeyi derken heyelan dışındaki de her şeyi kastediyorum. Bu optik görüntüleri kullanarak herhangi bir veriyi train etmeye gerek kalmadan bir tarih verirsiniz. Sentinel kullanabilirsiniz. Yani açık kaynaklı, hazır herkesin ulaşabileceği uydu verileri üzerinden. Mesela heyelan alanları eğer heyelan varsa kestirmeniz mümkün. Tabii sıkıntıları var bahsedeceğim. Ya da yine otomatik tanımlama algoritmaları var. Sıkıntıları var. Poligonların şekli biraz heyelanı yansıtmayabilir. Ama böyle yöntemler var. Daha yeni yöntemler var. Mesela burada bizim bir doktora öğrencimizin çalışması. Daha advanced bir yöntem kullanıyoruz diyelim detayına girmeden. Ve heyelanların şeklini de rahatlıkla algılayabiliyoruz. Bu tarz yöntemlerle örneğin Türkiye'de biz bunların hepsini yapabiliriz. Haritalayabiliriz. Sıkıntı şu burada. Eğer bulutunuz varsa bir optik görüntüleri kullandığınız için bulut örtüyorsa eğer görüntünüzü kaçıracaksınız. Yani olay envanteri üretirken böyle bir sorun yaşayabiliyoruz. Ama bunun da şimdi yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bence önümüzdeki belki bir 10 yıl içerisinde bu çözülecek. Belki 10 yılı bile bulmayacak. Bu radar temelli uydu verileri aslında bu işi çözecek diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz mesela bir intensity ratio'ya bağlı işte SAR verisinden. Burada gördüğünüz Papua Yeni Gine'de olan 2018'deki deprem sonrası heyelanlar. Tabii bu yüzeyde her türlü gerçekleşmiş deformasyonu gösteriyor. Sağda gördüğünüz heyelan envanteri, solda heyelan envanteri olmadan halini görüyorsunuz. Aslında büyük oranda yakalayabiliyorsunuz. Bunları henüz böyle tamamen kabul edilmiş, herkesin onayladığı bir yöntem haline dönmüş değil ama yani bu şeyi bu bence. Heyelan haritalamanın geleceği burada yatıyor. Optik ve radar verisinin harmanlanarak kullanılmasında yatıyor ve kısa süre sonra bu iş artık çok otomatize olacağını düşünüyorum ve yani bunu her yere de uygulayabileceğiz. Türkiye dahil tabii ki de. Şimdi bir örnek göstereyim yine bir master öğrencimizin çalışmasından. Yani ilham verici olabilir diye gösteriyorum. Mesela Malawi için yaptık bunu. Bütün ülke için Google Earth Engine kullanarak çeşitli indeksler ve change detection'la 26 tane olay envanteri tarayarak çıkardık. İşte bazı yerlerde bulut nedeniyle tam olayın zamanını kestiremiyorduk. Orada SAR verisini kullandık. SAR verisindeki ani değişiklik olayın ne zaman olduğunu yansıtıyor. Oradan da tarihleri eğer çıkaramıyorsak tarihleri çıkardık. Dolayısıyla bir olay envanteri setini yani yoktan Malawi için bütün bir ülke için çıkardık. Sonrasında yaptığımız şey şuydu. Yani başlıkta belirtmişim. Erken uyarı sistemlerinde iki temel şey var. Aslında bu geleneksel olan yöntem. Bu yağış threshold değerlerinin çıkarılması. Yani belirli bir
şiddet belirli bir zaman diliminde, belirli bir şiddetin üzerinde yağışınız varsa şey uyarısı veriyorsunuz. Burada bir şey olabilir, dikkat edin. Bu erken uyarı sistemlerinin en geleneksel hali. Biz burada onu uygulamaya çalıştık. Olayları çıkardıktan sonra heyelanların ne zaman olduğunu biliyoruz. Bunların yağış karşılığına baktık ve işte o threshold'ları ürettik mesela. Bu geleneksel yöntem. Şimdi bir başka master öğrencimizle yaptığımız bir şey. Bu da çok daha bence yenilikçi bir yöntem. Bunu bu sefer Kuzey Vietnam için yapıyoruz. Olay envanterlerimiz var. NASA'dan, NASA yeni üretti bunu. Bu sefer hem yağışı kullandık hem de bütün diğer değişkenlerimiz. Yani bunun içinde morfometrik değişkenler var, iklimsel değişkenler. Ama hepsini aynı model içerisinde bir veriden öğrenen bir modelle, data driven bir modelle yaptık. Gördüğünüz o sağdaki üstteki aslında oradaki parametrelerimiz. İşte bunun içerisinde aspekti var, efendim yüksekliği, slope steepness'ı ve hepsini beraber katkılarını çıkararak bir model ürettik. Şimdi bu model gerçek zamanlı çalışıyor. Burada bunu geçeyim. Bu modeli daha sonra başka envanterlerle de test ettik. Ve şu anda bu gördüğünüz mesela bir arayüz. Google Earth Engine üzerinden bu modeli çalıştırdığınız zaman bu dinamik bir model. Şu solda bakın orada tarihler var. O tarihi getirdiğiniz zaman o tarih için susceptibility nedir, duyarlılık nedir o tarih için bunu alabiliriz. Bu hala tehlike değil yalnız onu söyleyeyim. Ama burada hem şeyi kestiriyoruz, hata payını, aslında bir önceki slide'daydı, koştuğum için, koşturarak yaptığım için onu atladım. Geride dönme tuşunu bilmiyorum, önemli değil. Hem burada hata payını biliyoruz, hem de, tamam teşekkür ederim, bir gerisi. Sağdaki mesela hata payları, soldaki ortalama olasılık diyelim, mean susceptibility değerlerimiz. Şimdi burada hata paylarını biliyoruz. Duyarlılık ve yağışın katkısını aynı model içerisinde değerlendiriyoruz ve dinamik olarak bunu yapıyoruz. Yani her gün için farklı bir susceptibility haritası üretiyoruz burada biz. Eksik ne peki? Hala burada intensity yok. Yani hala tehlikeyi söylemiyoruz. Ve yine hala yani burada iki tane şey üretmişiz, kategori üretmişiz. Bir threshold'a bağlı. Yani bu da değiştirilebilir bir şey, bir şey öznellik getiriyor. Ve burada bir simülasyon da yok. Mesela iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Bunun bu bir geleceğe yönelik bir şey de yok burada. Bu gerçek zamanlı bir model şu anda gördüğünüz gibi. Peki bunlar nasıl, bunları nasıl dikkate alabiliriz? Onun için iki tane örnek vereceğim ama depremin tetiklediği heyelanlara ne uyguladık? Oradan belki ne yapabiliriz söylemek için. Şimdi bu mesela bir tehlike haritası. Yani burada intensity de var. Nedir o? Intensity aslında bunun için en uygun aslında değişken heyelanın hızı. Yani yavaş bir heyelan istediği kadar büyük olsun önlem alabileceğiniz bir olaya denk geliyor. Ama heyelanların hızının verili olduğu bir öyle bir veri setimiz ne yazık ki yok. Yani bizim veri setinden öğrenmemiz lazım. Böyle bir veri seti de yani çok nadir bulabilirsiniz. Heyelan hızlarının tanımlı olduğu büyük envanterler. Ama heyelan alanlarının tanımlı olduğu pek çok envanterimiz var. Biz onlardan öğrenerek heyelan alanını bir tehlikeye ilişkin bir yine proxy olarak kullandık. Yani dedik ki hem şurada ortada gördüğünüz kolon alan kestirimi. Farklı burada bu Nepal'de Gorka depremi sonrası işte muson öncesi muson sonrası 2016 2017 vesaire her yıl için böyle bir çoklu envanterimiz vardı. Ondan öğrenerek geliştirdik modeli. En soldaki mesela en soldaki kolon o sağdaki haritada en soldaki kolon bize duyarlılıkları söylüyor. Duyarlılıkların olasılıkları, ortadaki de alanların olasılıkları. Bu ikisini kesiştirdiğiniz zaman, çakıştırdığınız zaman artık tehlikeden bahsedebiliriz. En azından tehlikeye daha yakınız. Onu söyleyebilirim. Ve aşağıda şu ortada alan kestirimini nasıl yaptığımızı görüyorsunuz. Yani gözlemlenen alan ve bizim kestirdiğimiz alan aslında gayet şeye yakın, gerçeğe yakın bir kestirim yapıyoruz. Şimdi bunu mesela şey uygulayabiliriz. Yağışın
neden olduğu heyelanlara uygulayabiliriz. Yağış için de alan kestirimi yapabiliriz. Burada kullandığımız yer çeşitli yer sarsıntısı parametreleri yerine bu sefer yağış verisini kullanacağız. Orada sıkıntı yağış verisinin çözünürlüğü, mekansal çözünürlüğünü çok düşük olması açıkçası. Ona da geleceğim. Bir başka şey, geleceğe yönelik bir şey yapacaksak simülasyon yapmamız lazım. Az önce söyledim, gerçek zamanlı bir mesela model gösterdim. Bugün hemen bakabiliriz, bugünkü sasef. Ama yarın ne olacak, bir dahaki hafta ne olacak? Bunun için simülasyon yapmamız lazım. O simülasyonda da aslında bir veriyi çekip onun yerine, onun eşleniği başka bir şeyi koyma. Yani bugünkü yağış bu, yarınki yağışın ne olduğunu bilirsem ben modelimde onu replace edip yarınki sasef ya da her şeyi, tehlikeyi çıkarabilirim. Şimdi burada mesela onu yaptık, onu göstereceğim. Şeyde de bir kısaca bahsetmiştim. Mesela burası Northridge. Northridge depreminin olduğu yer. Sağda da işte yer sarsıntısına ilişkin değişkenin haritasını görüyorsunuz. Solda heyelanların haritasını. Şimdi burayla ilgili çok fazla senaryo bazlı deprem senaryolarımız var. Şu aşağıda bakın sarı noktalar, kırmızı noktalar, özür dilerim. O kırmızı noktalar olası deprem epicenterları. O sarı küçük panellerde o faylar, fay düzlemlerimiz. Şimdi bunların her biri kırılırsa yüzey sarsıntısı ne olur? Bunu kestirimi var. Şimdi biz bunu modelledik. Orada sadece mesela sağda seçtiğimiz sadece göstermek için 5-6 tane fay düzlemi görüyorsunuz. Bunlar için şöyle göstereyim. Bu bir simülasyon. Her bir fay için farklı bir duyarlılık haritası var aslında. Yani o kırılırsa ne olur, bu kırılırsa ne olur. Bunların hepsi için en kötü senaryoyu da ürettik. O da bir önceki slide'daydı yine, onunla yine geçtim. Dolayısıyla bunu yağış için de yapabiliriz. Yağış için de yapabiliriz. Burada dediğim gibi temel sıkıntı şu, yağış verisi bugün gerçek zamanlı ulaşabildiğiniz yağış verisi işte 11 kilometre çözünürlüğünde. Bu yani bizim işte yamaçlarda olup biteni yansıtmak açısından çok kaba bir çözünürlük. Dolayısıyla en büyük sıkıntı bu yağış verisi, gerçek zamanlı yağış verisinin güvenilirliği diyebilirim. Şimdi bitiriyorum. Son bir alan göstereceğim. Bu da yani iklim değişikliğine de bağlamak açısından ve bir yöntemin de altını çizmek açısından önemli olduğu için. Burası Himalaya kuşağında bir alan, çalıştığımız bir alan. Burada bir depremsellikten de biraz uzakta bir yamaçta yavaş hareket eden bir heyelan vardı. Bunu gözlemlemek istedik radar verisiyle. Ve şimdi görüyorsunuz mesela şu en orada en üstteki haritada farklı küçük sub-basin'lar görüyorsunuz. Aşağıdaki de şu kırmızı noktalar deformasyonlar. 2016'dan 2021'e kadar deformasyonlar. En topuktaki bir noktaya ilişkin deformasyonlar bunlar. Bakın geliyor aşağı doğru iniyor bir offset görüyorsunuz yeniden yükseliyor alçalıyor. O time serileri deformasyonlar. O her bir offset aslında biz insan kullanırken ani bir hareket olduğunu gösteriyor bize. Ve o ani hareketler aslında hep bahar aylarında oluyor. Ve zaten mesela bizim bu doktor öğrencisi 2017'de orada çalışırken bir tanesini çekmiş bile yani. Her bahar ayında oradaki yaşayanlarla da o görüştüğünde öyle söylemişler. Bahar ayında topukta böyle bizim heyelanlar olur deniyor. Ve bunun nedeni de aslında kar erimesi. Yani kar erimesine bağlı hem drenajda artış oluyor hem de yukarıdan suyla besliyoruz yamacı. Dolayısıyla mesela bunu neden şimdi gösteriyorum? Bunun nedeni şu, aslında biz buna başlarken belki burada iklimsel bir şeyleri de yakalayabilir miyiz dedik ama yani 5-6 yıllık bir zaman periyodu içerisinde bunu yakalamak çok zor. Ama şöyle bir şey var, bu veriler artık o kadar yaygın hale geliyor ve gelecek ki buradan öğrenip simülasyon yapmamız mümkün olacak. Şimdi aynı yerde bir başka az önce mesela sol tarafı gösterdim. Sağ alt tarafta bir yer yine. Burada da deformasyonları görüyorsunuz. Bakın deformasyonda bir artış var. Yani buradan bir uyarı çıkarmak mümkün. Yani
burada bir şey bekleniyor diyebileceğimiz bir veri aslında bu. Bu INSAR verisi bence çok kıymetli ve şu anda mesela birkaç ay önce bütün Avrupa için bu veri yayınlandı. Sentinel'a bağlı olarak bütün Avrupa için bu INSAR verisi, PS Point'ler yayınlandı ve deformasyon zaman serilerimiz var. Bunlardan öğrenebileceğimiz çok şey var ve şimdi yine bizim bir doktor öğrencimizle yaptığımız çalışma mesela bunların da kestirebiliyoruz. Kestirebiliriz yani bunlar daha ilksel çalışmalar ama mesela sağda gördüğünüz şey alttaki kolon veriden doğrudan INSAR'dan edindiğimiz Y'deki eksende gördükleriniz ise bizim kestirimlerimiz. Dolayısıyla çok büyük bir fark yok. Yani bunun tabii daha çok ilksel çalışmalar dediğim gibi ama şimdi çok büyük bir veri var. Yani bu sadece Sentinel. Daha öncesi de var bunun. Başka uydular da var. Yani bunları harmanladığımız zaman geleceğe yönelik bir kestirim yapmamız, işte yağış düzeni şöyle olacak, şöyle durumlar için ne olur diye kestirimler yapmamız çok olası. Ve şimdi özellikle şimdi Sentinel vardı. Şimdi Sentinel'den sonra bu sene, önümüzdeki sene belki, önümüzdeki senenin başında şimdi NASA'nın yeni bir uydusu geliyor. Ve Sentinel'e göre çok daha avantajlı çünkü kullandığı işte el bandı kullanıyor ve bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda bile buradan sinyal alabileceğiz bu uyduyla. Ve bu şey olacak yani herkese açık bir veri olacak. Dolayısıyla yani buradan öğreneceklerimizle bence iklim değişikliği bağlamında da iklim değişikliği modellerini de bu tarz kestirimsel bizim modellerimize entegre ederek ne olacak? Çok geniş alanlarda deformasyonlar, yamaç deformasyonları ne olacak? Neler bekleyebiliriz? Bunlara ilişkin çok bence bilgi üreteceğiz önümüzdeki dönemde. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii. Orada ile birkaç tabii eklemeler yapmak istiyorum. Artı AFAD'ı bu konudaki mevcut durumunu da size aktarmak istiyorum. Tabii öncelikle kendimi tanıtayım. Orhan Tatar, ben profesör doktor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde jeoloji profesörüyüm. Çok yakın bir zamanda da AFAD'da yeni yapılanmadan sonra deprem ve risk azaltma genel müdürlüğü görevine görevlendirildim, öyle diyelim. Ve yaklaşık üçüncü haftam bu. Üçüncü haftaya geldiğimizde ne kadar çok görevimizin olduğunu, ne kadar çok yapacağımız işin olduğunu bir kez daha çok canlı bir şekilde öğrenmiş oldum. Şimdi tabii burada önemli hususlardan bir tanesi şu, yani AFAD evet çok büyük bir kurum. Yani 2009 yılında yapılandı, bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar büyük bir yapıya kavuşması çok önemli bir aşama. Ama diğer yandan da tabii birçok konuda daha iyiye gitmesi gerekiyor. Bunu bir kere baştan söylemekte fayda var. Şimdi bütün hocalarım bahsetti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, çok verimli bir toplantı oldu. Çok güzel bir panel oldu. Burada ortaya çıkan en önemli, en temel problemlerden bir tanesi. Bir tek bunu heyelan çalışmalarında değil, diğer alanlarda da görüyoruz. Bu envanterlerdeki standartların belirlenmesi konusu. Yani baktığınızda işte bina envanterlerinde de aynı durum söz konusu. Heyelan'da da aynı durum söz konusu. Diğer farklı envanter çalışmalarında aynı durum söz konusu. Dolayısıyla bu envanterlerde kullanılacak olan parametrelerin neler olması gerektiği konusunu bizim muhakkak hep birlikte çözmemiz gerekiyor. Bu birincil öncelik olması gerekir. Bunun en basit örneğini şöyle hemen size vereyim. İşte Ardahan'da Göre'de bir deprem oluyor. AFAD'ın AFAD-RED denilen bir yazılım var. Bu yazılım işte bir gerçek deprem sonrasında birçok farklı parametreyi kullanarak sahada ne olup olmadığını, hasarın hangi boyutlarda olup olmadığını tahmin eden bir sistem. Sonuçta bir olay yeri etki analizi yapan bir sistem. Fakat tabii o sistemin gidip veri tabanından aldığı veriler içerisindeki bilgiler belli bir noktaya kadar olduğu için de size o teorik anlamda hiç hasarın olmadığını söylüyor. Fakat sahaya baktığınızda sahada işte en az 80-90-100 tane mühendislik hizmeti almamış binanın yıkıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bir yandan bu deprem mühendisliği anlamında envanterlerin geliştirilmesi gerekirken diğer yandan da farklı alanlarda işte heyelan konusunda
diğer konularda hocalarım da bahsetti. Bu envanterleri birlikte geliştirmemiz gerekiyor. ARAS önemli bir aşama. Yani AFAD'ın biliyorsunuz bir ARAS sistemi var. Bu ARAS sistemi içerisinde deprem dışında farklı bir takım afet türlerine ait haritalarımız var. Bunları Atlas üzerinden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın coğrafi bilgi sistemleri Gendur üzerinden paylaşım yapabiliyoruz. Ama bunların sınırlı olduğunu da biliyorum. Yani bunu bizim bir şekilde akademiye daha geniş ölçekte açabilmemiz önemli. Tabii Türkiye'de özellikle son iki yılda illerde afet risk azaltma planları hazırlandı. Bu bence önemli bir aşama. Yani bu afet risk azaltma planları aslında şu anki geldiği nokta itibariyle bir envanter çalışmasıymış gibi gözüküyor ama bu bile önemli bir aşama. Sonuçta her il kendi dinamikleri içerisinde çok geniş katılımlarla birçok işte üniversiteden, sivil toplum örgütlerinden, kamu kurumlarından, vatandaştan birçok yerden yuvarlak masa toplantılarıyla işte bir takım çalıştaylar yaparak, yüzlerce çalıştaylar sonucunda nihayetinde şu anda her ilimizin ilafet risk azaltma planları var. Bu önemli. Bu ilafet risk azaltma planları içerisinde toplam 12.890 tane eylem tanımlanmış. Bu eylemler de kırmızı, turuncu ve sarı şeklinde tanımlanmış. Yani çok acil, hemen bir an önce bitirilmesi gerekir şekildeki tanımlanan eylemler var. Bu eylemlerin de toplamı 2487, yani 2487 eylem kırmızı eylem. Yani bir an önce bunların yapılması, tamamlanması gerekir diye düşündüğümüz eylemler. Bunların içinde yaklaşık 400-450 civarında olan kırmızı eylemler de açıkçası heyelan dediğimiz afet türüne ait. Ve kimi yerlerde heyelan olayı daha öne çıkan bir afet türü olarak bu il afet risk azaltma planlarında karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu il afet risk azaltma planlarındaki kırmızı eylemleri bizim çok hızlı bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Bunun için tabii AFAD'ın öncülüğünde işte bugün daha az önce yine bütün illerden son durum hakkında bilgi istedik. Bütçesel bir sıkıntı varsa, çünkü bizim için sihirli kelime, anahtar kelime risk azaltma. Yani bunu yapabildiğimiz takdirde biz gerçekten belli bir noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum. Bu açıdan da bu ilafet risk azaltma planlarını sizlerin de desteğiyle belli bir noktaya getirmek son derece önemli. Konuda tabii Necan Hoca'nın Ankara'da olmasından dolayı artık Tolga Hoca'nın diğer hocalarımızın önemli desteklerini bekliyoruz. Özellikle bu AFAD'ın heyran duyarlılık haritalarını nasıl daha geliştirebiliriz? Bu konuda sizin destekleriniz bizim için son derece değerli. Yine Necan Hoca'nın bahsetti bu AFAD'daki, ARAS'taki tabii heyranlarla ilgili bilgiler. İşte bilgi mühendis teknik eleman sahaya gittiği günkü sanki heyranmış gibi rapor ediliyor. Bunların hepsi düzeltecek şeyler yani nihayetinde. Bunların hepsi sayısallaştırılıp çok daha kullanılabilir, çok daha sağlıklı bir veriye dönüştürülebilir. Burası önemli. Bunun dışında tabii risk algısı çok önemli. Siz ne kadar risk planları içerisinde risk azaltma çalışmalarını yaparsanız yapın. Sonuçta sıradan bir vatandaşın, profesyonellerin, işte siyasilerin, hangi kimi derseniz deyin, kafasındaki risk algılama düzeyini geliştiremediğimiz sürece bir tarafımız eksik kalıyor. Bu açıdan da burası önemli. Yani Necan Hocam yine acaba bu risk algılama konusunda işte üniversitelerimizde bir ders olabilir mi vesaire deniyor. Her alan kendi açısından çok önemli gördüğü konuları üniversitelerde zorunlu ders olarak okutulmasını istiyor. İşte bir farklı hocalarımız konuştu panelde. Onlar farklı öneriler getirdi. Bugün işte biz farklı öneriler getiriyoruz ama şu bir gerçek, hakikaten yani üniversitelerimizde bizim en azından bir temel afet bilgisi gibi bir ders içerisinde bu tür kavramları öğrencilere iyi anlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda belki zorunlu ders ya da zorunlu seçmen ders gibi kategoriler altında bunlar verilebilir mi diye açıkçası tartışmak lazım. Bunun ötesinde yine DASK'tan değerli temsilcimiz Musa Apan Bey bize çok önemli bilgiler sundu ama tabii DASK'ta şu anda bizim açımızdan en büyük sıkıntı kırsalı kapsamaması. Yani kırsalda DASK'ın bir fonksiyonu yok. Dolayısıyla böyle olunca da bir deprem açısından baktığınızda yani kentin
dışına çıktığınızda onun yarattığı etkiyi DASK bir şekilde kapsamıyor. Ama biliyorum ki bu konuda DASK'ın çalışmaları var. Umarım ki sonuna kadar veya işte yakın zamana kadar bunların belli bir noktaya getiririz. Çünkü şöyle bir garip bir tezat da var. Yani baktığımızda şimdi ben bir yandan da deprem dairesinde olup bir teoriye de bakıyorum. Sürekli deprem dairesi deprem tazminatı ödemeye başlamış. Çok enteresan bir şekilde. Hiç görevi sorumlu olmadığı halde, bunların belki sizin haberiniz yok. 2011'deki ta Van depreminden başlayan süreçlerle vatandaşı bir şekilde yönlendiren, bu konuda tırnak içinde söylüyorum, uzman avukatlar artık türemiş. Bunlar işte yasanın, kanunun, mevzuatın bir takım açıklarından faydalanarak, işte kurumları sorumlu tutarak buralardan işte vatandaş üzerinden bir takım tazminatlar ödettirmeye çalışıyorlar. Bu da enteresan bir şey. Yani bizim teknik elemanlarımız işi gücü bırakıyor. Sonuçta işte bu deprem tazminatlarının işte ödenmesi, onların yazışmaları, o bu derken böyle bir yapıyla uğraşıyor. Ama şunu çok büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Yani 3 haftada gördüğüm şey şu. AFAD'da gerçekten çok yetenekli, çok yetkin arkadaşlarımız var. Yani akademiye yüzü açık, doktora yapmış, kendisini geliştirmek isteyen birçok arkadaşımız var. Ama tabii bu tür şeylerde gerçek anlamda yapmaları gereken işler biraz sekteye uğrayabiliyor. İşte orada da açıkçası AFAD'ın muhakkak yüzünü daha etkin şekilde akademiye, üniversiteye dönmesi çok büyük önem taşıyor. Çok uzatmayacağım. Sonuçta yemek vakti geldi. Herkes yoruldu, öyle hissediyor. Ama ilerleyen günlerde herkesle bu konuda muhakkak temas halinde olacağımızı ve herkesin değerli desteğini, buradaki panelist hocalarımızın değerli desteğine ihtiyacımızın olduğunu söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Teşekkür ederim.